Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gündüzümüz mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak hayırlı ve bereketli ömür versin. Amin. Hizmet imaniye, Kur'aniye de daim ve kayıp sayım eylesin. Bu derslerin hakikatini ahiretteki ezeli ve ebedi hayatımıza çekirdek olarak ihsan eylesin inşallah. Tarih de yazar mısın Gafur? Ondan sonra onu kullanma, öteki tarafı kullanma, biraz bozuldu gibi. Şimdi akıl, bu kaçıncı dersimiz bilmiyorum, yazacak. Ama ısınmaya ait şey yapayım. Şimdi geçen hafta daha külliyata girmedik. Sizin zamanınız pek olmaz. Yani pek de doğru da değil. Yani akıl hakkında tasavvufçular, ilmi kelamcılar, feylesuflar ne demiş? İnsandır, merak haberdir. acaba onlar ne demiş diye merak ederiz. Siz merak etmenize gerek yok. Ben merak ettim. Peki ders çalışırken böyle bir metodu mu öneriyorsunuz? Hayır, hayır. Önermiyorum. Yani bir not talebesi böyle bir araştırma yaparak mı çalışmalı? Yok, yok, yok. Bu şeydir, proje olduğu için. Bu ders hazırlama değil külliyatta. Yani nurculuğun veyahut da sayınca mesleğindeki yöntem olarak önermiyorsunuz. Değil, değil, önermiyorum. Şu andaki ısınmaya önermiyorum. Yani o felsefenin ne dediği... Ha değil, bu yanlış. Yani külliyat, işte bu ders değil, bu baş taraf, giriş. Mesela nasıl yapmış Hulusi abi? Ders yaparken 2-3 tane ustadın en halisten 2-3 tane hadis zikredermiş. Her dersin başında. Şimdi bu, biz akıl üzerine gidiyoruz külliyatta bizim. Fakat bu projede akıl olduğu için akıl hakkında insanlık dünyasında çok çeşitli sahalarda farklı şeyler yapılmış. İnsandır böyle. Hani Kastamonu'da da geçiyor. O kitabı merak etmenize gerek yok diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şey, salavatından hariç hepsi çöplüktür diyor. Ama insanda merak olduğu için diyor. Hatırladınız. Bu sefer şey yapmış, ustad izah etmiş. Yani siyaset gibi. Akıl da çok cazip bir saha olduğu için felsefede temeldir. İnsanın hatırına geliyor yani. Bu risale metodu değil bu. Şu anda söylediğim. Akıl yani sizde de olur. İnsanız. Aşamayabiliriz. Ama şöyle de bakılsa abi. Evvelki insanlar akıla ne demişler, nasıl izah etmişler? Risale-i Nur'da da bu böyledir. Bak hangisi daha mühim? Yani yok. Diye bakılsa yok, yok. Olmaz mı? Yok, yani meşgul olur. Çünkü zaten zamanımız yok. Fakat bir kişi çıkar böyle. Oralardan süzer. Size lazım olduğu kadar bir yüz vereceğim zaten. Yani bir yüz. Sen bunu bu kadar kişi şey yapacağını. Ha yani kafanızda kalmasın. Hani geçen hafta dedim ki Gazali'ye bakmadım. Ta ki kalıbım şekillenmesin. Baktım bu sefer. Bir, iki satır yazdım. Gazali'den aklı tarifi aldım. Yani meşhur ya Gazali felsefesi İslam dünyasında. Ondan sonra tasavvufçulardan da aldım. Yani bu sefer bu ihtiyacımız da giderilmiş oluyor. Ama Risale-i Nur'un mesela başlayacağız mektubat veya işte sözle 27'den aleta, külliyatta nasıl ki çalışmamız, metin, izah, metin, ha o külliyat olacak. Tamam. Şimdi bu merak-ı mucib, bir de diğer şeyler neydi? Akıl hakkındaki yaptık birkaç tane ders. Külliyat okurken, söylediklerinin dışında söylemek istedikleri ara boşluğunu toplamıştım sıfatlara. Onu okumuştum. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dima 108, Taakul 14, 16.02.2020 Küçükçekmece. Kur'an'daki ayette başlıyorum. Bakara suresi 2. surenin 171. ayette. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler, zira akletmezler. Yani bunu
sağır ve dilsiz demeleri şöyle. Şuradan alayım. Bu bizdeki olanlar mı abi? Yok 9, galiba. 9 sayfa yok galiba. Vereceğim ama şuraya bir bakayım. Şöyle. Buyurur. Nereden? Şuradan alayım diyorum. Kaç tane Bakara? 171. Diyor ki insanı şuradan alayım. Maddi olmayan o ayeti şimdi kafandan sil. Tamam. Şimdi oraya geleceğim. Ortadan aldım ama şeyinden alayım. Maddi olmayan fakat maddeye tesir eden cevher demişler İslam filozofları. Akla. Madde olmayan, maddeye tesir eden. Maddeden mücerret. Ama maddede taayyün ediyor. Elektrik ocağı maddedir. Elektrik atom değildir. Orada elektrik taayyün ettiği gibi. Varlığın hakikatını muhakeme edebilen. Bunları bizim külliyattan şeyler. Ben size diyeceğim. Bu filozoflar bu külliyat. Varlığın hakikatını muhakeme edebilen. Bu muhakematten aldı. Devam ediyor. Onu delil. Kendi üslubumla ifade etmiş mi? Hayat-ı tekviniyeleri. Hemen aklınız gidiyor elma armuta. Manaya dönüştürüp hayat-ı tekviniyeleri manaya dönüştürüp kavram ve isimlendiren kavrama ve isme dönüştüren, kavrama, kavram yapıyor ve isme dönüştüren ve ayat-ı tekviniyelerin ilişki ve çelişkilerini çözen ve nispet yapabilen, neticelerini güce dönüştüren, kendine göre doğru ve yanlış diye çıkarımları önümüze koyan. Çok tuhaf bu. Oradan muhakematten çıkardığımı söylüyorum bu. Abi şu an kendi şeyinize... Kendi. Bir tane cümle şeydi. Mesela diğerleri kendi şeyi. Tamam ben tasavvufçu gibi yaşadım mevzuya. Ha yani bir cümle ama biraz dedim yani. Tanıdık geldi için. He bu tanıdık. Diğeri dedim ki bu bir tane söyledim. Madde olmayan fakat maddeye tesir eden cevher demiş. Felsefecinin cümlesi o kadar. Ondan sonra bizim. Bir daha okuyayım. Ha okumadan şunu şey yapayım. Ruhun bedende iskan edebilmesi için Allah üç tane kuvvet, santral, jeneratör, keban barajı gibi yaratmış. Ruhu bedene tutamazsınız. Allah vadiler yaptı. Senin yükselteceğim, genişleteceğim, dibe doğru götüreceğim seni böyle. Ruhu bu bedende iskan edinebilmesi için üç tane sefer. Arkadaşlar akla, kuvve-i aklıya, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şerriye santral gibidir. Enerji imal ediyor. Enerji imal edendir. Yani güç santralıdır. Santral yani. Çünkü bu düşünce melekeleri, kalbin o iş yapması, hücreler arasında faaliyetler, hissiyatlar vesaire güç lazım. Dolayısıyla öyle bakın. Şimdi ben muhakimattan şey yaptım, süzdüğüm cümleyi söylüyorum. Varlığın hakikatını muhakeme edebilen. Muhakeme ne demek abi? Kısaca bir tanım yapabilir misiniz? Yani muhakeme ne demek? Muhakeme hakimlik yapabilmek. Hakim değil de hakemlik. Ferdun Kayın'ın hakemun adnun kudusun. Hakem. Yani hükmetmek. Yani eşeğe, varlığa hükmetme meziyetini vermiş bize. Aklı vererek. Muhakeme. Muhakeme. Hakim. Hamakatla muhakemenin alakası var mı? He? Hamakatla muhakemenin. Hamakat var tabii. Hamakat tefriti yani. Muhakemat kaçta bu dedi? Şeyde. Eşeğe hükmedebilir. Yani öyle bir sayfa değil de. Değil. Oradan süzdüm ya şöyle. Oturdum gece. Öyle o ikinci unsuru belagat. Birinci. Onun akıl şeyi var ya. Akıl olsa gerek. Akıl olsa.
onu süzdüm. O akıl 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 olursa. Akıl nasıl akıl olur diye. Onu böyle kulasa. Bunu çok zorlandım arkadaşlar. Yani şu cümle. Zoom yani aklın tarifi aslında değil mi? Aklın tarifi gibi. Demedim aklın tarifi ama ona benzedi. Osman'ın böyle birinci makaleyi aklı nakille şunlar bunlar söylüyor ya. Ben bunu bir süzeyim kendime göre dedim ya. Ne yapabilirim? Böyle volta atıyorum, şey yapıyorum, düşe giriyorum, tekrar şey yapıyorum. Derse gidiyorum aklıma, bu nasıl olur? Yani bir, eşyaya, varlığa, muhakeme, hükmetme. Hakim ismine bakıyor. Hakim, i çekmiyor, a çekiyor. A çekince hakim, ha olunca ferdun, kayyumun, hakemin bu. Hükmetme, yani anlamlandırma, hakim olma. Kim ise hikmet şey olmak, içine girmek. Şimdi varlığın hakikatını muhakeme edebilen, yani hayat-ı tekviniyeleri manaya dönüştürüp kavram ve isim, yani ve alleme, Adem'e esma külleha, İnsanı hayvanlardan ayıran en büyük özelliği budur. Özelliklerden bir tanesi budur. Aklın özelliği nedir? Mevcudatı kavrama, kavramdan da isme dönüştürüyor. Vale esma-i külle. Somuttan soyutlaştırarak. Somuttan, evet somuttan bak, somuttan tutuldan soyuta çeviriyor manaya. Sonra onu bir kalıba dönüştürüyor. Nedir? Mana. Sonra mana, manadan kavrama dönüştürüyor, kavrama da isim koyuyor. Bu budur diyor, isim koyuyor. Böyle bir acayip bir sistem yani. Aklın şeyi. Akıl yapıyor bunu. Akıl yapıyor yani. Akıl bir alettir, aklın da aletleri var. Yani bu şu 3-4 tane sıfat saydınız, özellik saydınız. Aslında böyle aklın şey özelliği çıkabilse... Çok güzel olur. Vallahi, ama bilmiyorum artık. Hepimize bıraktık yani birbirimize. İşte, muhakeme etme, isim verebilme, soyuttan kavrama geçip isimlendirebilme. Şu cümle için 1,5 gün verdi. 3 tane mi saydınız? Kaç dur oldu? Bakayım sayacak. Yani böyle bir şey. Yani somutu soyuta onu avlayamadım o kuşu. Avlamak, manaya dönüştürmek. Onu kavrama dönüştürmek, onu da birbirlerimize iletişim yapmak, unutmamak için isimlendirmek. Ve alleme, Adem'e, Esma'ya isimlendirmek. Birbirimize aktarma yapabilmek için isimlendirilmesi gerekiyor. Tanımlayabilme filan. Evet. Ya. Aslında farkına olmadan abi şey yaptınız. Sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti bilmiyorum akılla onu. Yapıyor bunu. He. Akıl bunu yapıyor. Acayip yapıyor. Evet. Bak şimdi. Çok acayip. Daha biraz daha şey değil, daha acayip olacak. Bu muhakeme edebilmeyi acayip diyor yani. Muhakemeyi orada. Yani hakim ismine. Lütfen iyi değil, iyi çekmiyor. Hikmet değil bu. Hükmetme, eşeğe hükmetme yetisi ve yetkisini alıyorsun. Akıl alarak. Akıl varsa yeti, yetki. O meziyet, o müsaade, yetkisi, müsaade, yetisi doğa, yani yapın. Bir daha okuyayım mı abi cümleyi? Varlığın hakikatını muhakeme edebilen, etti, bu hüküm, noktalı virgül, hayatı tekviniyeleri manaya dönüştürüp kavram ve isimlendiren, kavram ve isme dönüştüren. Mesela şeyde o konu yani durma noktasında mesela bir hayvan da hayat-ı tekviniyeyi işte gitti ot var, diken var, taş var gidiyor. Kendine münasip bir aslında onu kendini az kılıyor. Ayırt ediyor ama hiçbir zaman ona bir şey yükleyemiyor. İsim mana yükleyemez. Mana yükleyemediği İsim. İçin kavram kalıbını yapamaz. Kavramı, kalıbı da birbirimize iletişimde, münasebetlerimizde kullanmak için bir aracı olan isimlendiremez. Normalde aslında hayvanda da akıl var. O akıl var. Aklı maaş var. Maat yok. Hmm. Çünkü alimler ayırmış.
Mesela ahirete kopuk kafaya, akla, aklı maat denmez, maaş. Felsefeler mesela aklı dörde ayırmışlar. Üstadın bir ifadesi var mı? Var var. Aklı maaş, maat geçen var. Tabi ya, küllette var. Okuduk, geçen hafta okuduk. Okuduk yani. Aklı maaş, aklı maat. Yani ahirette kopuk akıl. Bir daha. Ayat-ı tekviniyeleri manaya dönüştürüp kavramlaştıran, aslında şu... iletişimde isimlendiren ve ayat-ı tekviniyelerin, şu mevcudatın ayat-ı tekviniyelerin ilişki ve çelişkilerini çözen ve nispet yapıp neticelere nispet yapabilip yapabilen ve neticelerini güce dönüştüren, kendine göre doğru ve yanlış diye çıkarımları önümüze koyan, bize koyuyor. Ölüm korkusunu hatırlıyor musunuz? Tam yeri gelmişken söyleyeyim. Yani bu o peki her zaman tanıma gelmiyor. Ölüm korkusunun bu tarifi. Ruh düşüyorsunuz, hayal edin. Altında tencere var. Su kaynıyor. Ruh sebepsiz sıkılıyor. Kabz ve basla aletin kaynağından bahsediyor. Kastamonu'da celal ve cemalde bahsetmiyorum. O ruhtadır. Ben daha aşağısını söylüyorum. Ruh sıkılıyor. Lan her şeyim yerinde. İlim yapmışım. Tefekkür etmişim. Yani tamam doğrudur. Niye sıkılıyorum? Lütfen celal cemal tecellisi bu tarafta. Ruh bunu tanımlayamıyor. Bu çok önemli ama. Şu yani bu acayip bir tefekkürün şeyi. Daha önce... akıl tanımlayamıyor abi. Yok, ruh tanımlayamıyor. Ruh tanımlayamıyor. Bu akıl nedir diyor. Akıl daha burada. Akıl çağıracak şimdi. Bak şimdi. Sistemi aktif edecek. Daha önce birkaç defa demiştim o kadar. Bu acayip bir şey yani. Korku desem korku değil, haf desem haf değil. Bir acayip bir şey. Yani garip yani. Bu celali ve cemali değil. Cehennem korkusu değil o. Cemal olsa cennet arzusu, celal olsa cehennem korkusu olur. Korku da değil, haf da değil. Bir garip yani. Ruhu rahatsız ediyor. Ruh bakıyor sistemine. Bir şey yok. Yok yani, yok. Yok. Sanki kara delik gibi. Metafizikçiler öyle diyor. Alemler arasındaki geçiş koridoruymuş, yoluymuş, kara delik. Sonra hizmetçisine diyor ki herkesin, süpürgecisi var, katibi var, kapılar tamir eden var, aşçısı var. Müdürsün ama aşçı kadar yemek yapamazsın ki. Ben her şeyin müdürüyüm diye. Doktorum orada, sağlık ocağında ama yani iğne ben doktorum diye hemşirelerini daha yaparım denilemez. Çünkü meleke sahibi olmuş. Yapa yapa binlerce yapmış yani. Diyelim. Veya yemek yapıyor. Oranın başhekimiyim. Başhekimisin ama adam aşçı ya. Onun başısın diye sen iyi yemek yapasın değil. Niye örnek veriyorum? Ben ruhum diyor ama aklı yapacağını değil yani. Sonra hizmetçisini çağırıyor aşçısına. Gel diyor ya. Geliyor. Aklın dört şey var ya temeli. Zihayattır, zişurdur, kanunun vücud harici. Ruh. Tabii ruh. Zişur bu. Kanunu aldı. Akla dedi ki gel. Ya dedi beni rahatsız eden bir şey var. Rahatsız ediyor. Sen hissediyor musun dedi. Ben hissetmiyorum. Ben korku ve haftan anlarım dedi. Bir bak hele diyor. Bana dosya olarak sun. Bir bak beni rahatsız eden, tanımlayamadığım, anlamlandıramadım, ihate edemedim, bir yersiz yerden, varlıksız varlıktan, vücutsuz vücuttan, elemsiz elemden sıkılıyorum. Yani acayip oluyorum. Adem'i tarif ettiniz. Ondan sonra bir şey diyor. Yani eğer diyor benim dışımda varlık yok. Varlığın haritası benim diyor ruh. Akla malumat veriyor. Yani bütün vücut açılımı benden ama bu varlıksız varlık. Varlığın dışında ama dışı da yok. Ama içinde, tamam.
Vibat dedi, bu nedir? Ondan sonra gidiyor, akıl bunu alttan alıyor, üstten alıyor. Evvel ismiyle bakıyor, ahir ismiyle bakıyor, zahire bakıyor, batına bakıyor. Akılda da yani bilmiyorum da yok, bakıyor, buyuruyor. Yani adam da sıkıştırıyor efendi, sultan. Ondan sonra akıl ne yapacak? Mutlaka bir şey diyecek. Diyor ki, efendim bu ölüm korkusudur diyor. Bu size diyor, ölüm korkusudur. Oysa ölüm korkusu ruha değil. Ölüm korkusu diyor. Tamam. Ölüm korkusu değil tabi bu. Adem'in vücutsuz vücut olarak ruhu tesirsiz tesir etmesi. Yani acayip bir şey. Yani sıfır gibi duruyor. Hiçbir sayısal değeri yok. Şimdi sıfırın sayısal değeri yok. Hiçbir değeri yok. Sanki değeri varmış gibi yazıyoruz orada. Yok ya. İçi boş olması bütün tanımlamalara vasıta olsun ama kendisi tanım olmasın, vücudu olmasın. Bu ruhun endişe yaptığı, rahatsız olduğu Adem. Akıl bunu tanımlayamadığı için hayatı tekvinelerin ilişki ve çelişkileri çözen bir yapısına sahip termometreden barometrenin seyini istedi gibi oldu. Bu sefer aklın dosya veriyor. Efendim araştırdım diyor, buyurun diyor, sizi rahatsız eden ölüm korkusuydu. Ölüm korkusu tanımlanamayan, ruhu rahatsız eden Adem. Ha? Ölüm korkusu da Adem'in bir sızıntısıdır. O kadar dehşetli. Adem her tarafı işgal etmiş, istila etmiş. Bize haf, dehşet, vahşet hep Adem'den geliyor. Çünkü usta diyor ki günahların ve bu haletlerin vücudu yoktur. Nedir o? Ama var. Felam Adem'den işlettirmekten. Adem. Adem'in şey. Mesela korku. Korku, dehşet, ölüm korkusu, intiharların temelinde Adem var. Adem, Adem. Ölüm korkusu. Adem fazla aktif oldu mu? Gözüküyor böyle. Peki bunun çaresi nedir? Adem'i vücutla örteceksin. Vücudu, vücut nasıl olacak? Vücut, Adem'in de vücut, vücudunda Adem vardır diyor. Bu derslerle Adem üzerine beton örtülüyor. Ama geri sızıntı yapıyor. Başka bir şey örtüyorsun diyor. Böyle gidecek yani. Abi orada Adem'in kendisi mi yoksa Adem alemlerinin sana tesiri mi? Adem'in kendisini bilmiyoruz ki Adem alemleri. Adem alemleri diyor ustad. Adem de diyor. Sanki Adem alemleri tesir ediyor. Yani Adem alemleri. O ruha ait Adem alemleri vardır. Evet. İşte nefse ait. O cihazatlar. Çünkü farklı Adem'in farklı hepsini Adem'in farklıdır. Adem'in kendisi biraz evet. Çok bilmiyoruz derin, ki. Derin bir şey. Şimdi sen şimdi söyle bir şey diyecektin Yasin. Yok geçti artık. Tabii çünkü araya şey yaptın mı? Tamam. Şimdi yaparken yapıyoruz da bir de düz okuduğum zaman bitireyim diye. Şimdi devam ediyor. İnsanı sorumluluk altına sokan, başka bir cümle. İnsanı insan yapan, başka. Ve beşeriyetten de insanlık makamına çıkaran, beşeriyetten insan yapan, sanki peygambermiş. Yani alemimizde peygamberlik yapıyor. Allah Allah. Murat Dursun deli ya o da Nazm-ı Manici ya abi diyor şu diman diyor mertebesini iman esaslarına bir uygulasan diyor. Amentü billahi ve melek dün mesela 2-3 saat uğraştım tabii bir sürü çöpürpürde değil o kağıt dolu. Amentü billahi ve meleketi ve kütübi ve rusulü ve yevmil ahir yani 6 tane iman esasını buna 2 şekilde çok uğraştım. Hangisi hangisine bakıyor diye. Bunu bitirince yazayım. Ama bilmiyorum tabii. Kargaz. 6 tane iman esası. 6 tane iman esası. Diman 7 mertebesine veya Kastamonu 131'de 6 tane iman esası. 5 İslam esasına tek sayıyor. 7 ediyor diyor usta. Buna da hakikat-i İslami ediyor.
abi dima uygular mısın dedim. Biraz uğraştım, biraz derken gafurun tabiriyle 3-4 saat belki de. Yani bu kadar kağıt, öz. Nasıl ki şu kağıt bugünkü programımızı şey yapacak, 4-5 saati nerede nasıl okuyacağız diye. Devam ediyorum. Bir daha. İnsanı insan yapan akıl, beşeriyetten de insanlık makamına çıkaran akıl, ilahi emirleri ve hükümleri anlayıp fiile dönüştürebilen, bak ilahi emirleri ve hükümleri anlayıp fiile dönüştürebilme kavşağı ve koridoru vazifesini de yüklenen akıl, akl ise geniş zaman kipinden olmak üzere 49 yerde fiili şeklinde geçmektedir. Kur'an'da akl 49 yerde geçiyor. Geniş zaman kipi olarak. Geniş zaman. 49 yerde akletmezler. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Yaakilun, taakilun, efele tefekkerun, efele tedebberun gibi. Tam 49 yerde ne olarak geçiyor? Diyor ki, akl ise geniş zaman kipinden olmak üzere 49 yerde fiili şeklinde geçmektedir. Bu alimlerin sözüydü. Bu gücü kullanmayanlara Kur'an, şimdi benim değil Kur'an, bu gücü kullanmayanlara akıl, zekayı kullanmış, aklı kullanmayanlara, onlara, gücü kullanmayanlara, dikkat edin, akıl güçtür, santraldır. Onlar sağırdırlar. Bir, çocuğun herhalde ne kadar ilk oluşan kulak mıdır doktorun? Ben öyle okudum. İlk oluşan ailede kulakmış. Duyuları içinde. Beş duyunun içinde. Gözden önceymiş. Ağızdan önceymiş kesin. Dinle. Konuşma anlamında herhalde. İlk olan buymuş. Onlar sağırdırlar. İki, dilsizdirler. Üç, kördürler. Bu yüzden de akletmezler. Yani ikinci sure 117. ayet. 117. Burada 171. ayet demişiz ama yanlış galiba herhalde. Aynı şey. Şimdi devam edeyim. 117. ayet. Aklın kazandığı güçle nedir o? Vahiy ile yine akıl kendini korumaya alır. Akılla akledeceksin. Akılla aklını tanıyacaksın. Aklınla aklında seyahat edeceksin. İlahi hakikatleri anlama, bir anlamlandırma, tefekkür yapma ve zihne aktararak hissetmesini sağlayan. Osman, bu ne biçim şeyler? Evet. Bir daha söyleyeyim. İlahi hakikatleri anlama, anlamlandırma, tefekkür yapma, vicdandaki zihin var ya, zihine aktararak hissetmesini sağlamak. Gene bu yapıyor. Deveyi veya eşeği eşya ile veya mevcudatı insan veya mevcudatı ve kendini Allah'a bağlama yapabilen, yani deveyi bağlama, eşyayı insan ile, insanı Allah ile bağlama yapan, aynı zamanda diyet verme manasına gelen, geçen hafta okumuştuk. Mesela adam öldürmenin diyeti var. Bir şey alabilmenin diyeti var. Mesela bu dersten alabilmenin diyeti, dikkat latifesini aktif edersen. Kız diyor, evlenirken diyor, nazik ve nazininlerin mehirleri dikkattır. Dikkat latifesi. Hikmet ve fazilet sahibi olabilen Hristiyanlarda akla logos derlermiş.
Logos. Onun için Rumca'dan geliyor. Felsefe de oradan geliyor. Aristoteles, Sokrates. Logos. Yani akıl demişler. Şimdi istiğfar ederek haşa, haşa ve haşa. Felsefede noktalı virgül Eflatuncu felsefede yani Eflatuncu felsefede tövbe haşa 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 şöyle diyor Eflatuncu felsefe ki %1'i kurtulur Eflatun Sokrat gibi diyor ya usta. Diyor ki onlar Tanrı'dan hani sonra sağda solda duyup da bu da şimdi benden duyarsınız. Onlar demiş ki akıl nedir? Eflatuncu felsefesine göre Tanrı'dan ilk taşıp çıkan ve varlık sahnesinde ilk taayyün eden şey akıl olduğu için akla haşa Allah'ın mümessili ve Resulü denmiştir. İnsanın bedenindeki peygamber. Haşa Tanrı'dan ilk taşıp çıkan ilk yarattım diye hadis var ya Eflat'ın ilk taşıp çıkan ve varlık sahnesine ilk taayyün eden şey akıl olduğu için akla haşa haşa Allah'ın mümessili tövbe estağfurullah ve Resulü denilmiştir. Eflatuncu felsefede böyle denmiş. Metafiziğe göre mutezileye göre akıl kesin bilgi kaynağıdır derler. Aklı esas alırlar. Kesin bilgi kaynağıdır. Akıl eşyanın hakikatini bilme aracıdır. Mahiyetinden haber verir. Bazı alimlere göre akıl, yani ben ne bu hangisi kimden aldın diye demenize gerek yok. Diyorum zaten mutezile, felsefe dememişsem almamışım. Bir de okuyorum. Mutezileye göre akıl kesin bilgi kaynağıdır derler. Akıl eşyanın hakikatini bilme aracıdır, mahiyetinden haber verir. Bu bizim. Hakikatini bilir, mahiyetini bilmez ama haber verir. Bazı alimlere göre akıl, irade, kudret ve ilim sıfatlarının cemliğinden yaratılmıştır derler. Subuti sıfat var ya Allah'ın ilim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam. Kudret, irade, ilmin cemi cemindendir. Kelam. Akıl. Şey diye onun tabiri de kelamın tabiri tabii, de ilim, irade, kudreti tazammül eder diyor. Ha, ilim, irade, kudreti. İlim, irade, kudreti. Ha bir de hayat var galiba. Hayat. Çünkü hayat maddesidir. Ama kendi yapısı ilim, irade, kudreti tazammül ediyor. Zahireme koydum ama hayatı ben ekliyorum. Çünkü hayat olması lazım. Çünkü vücudu olmaz. Kudret neyle yapacak? Derler. Akıl harici dışında kendi kendini keşfetme yetisi vardır. Allah Allah. Bunu oradan buldum. Nereden buldun? Bu mahkemattan. Akıl haricin dışında. Ya niye karışık yazdınız abi? Yani notlar var. Ya hepsini bir araya getireyim ki bunu mukaddeme yaparım diye. Odaklanamıyoruz şu an ama. Yani evet. Bir oradan olması fırtına etsin diye. Şey ya. Isınma bu esas değil ya. Esas değil. Akıl, bakın akıl kendi dışında, yani kendi dışını bırakıyor, kendisini kendisiyle tanımlayabiliyor. Kendisi kendisini seyahat edebiliyor. Kendisi kendisini seyahat edebiliyor. Bütün alimlerin ortak havuz fikirleri ise, onu ne diye demişler ya, ortak havuzu şu, bütün alimler, ilmi kenatı, akıl güçtür. Güçtür. Gücün kaynağıdır. Zaten Üstad da buna 20. sözde ahir zamanda güç servete, nesile, toprak büyüklüğü, devletlere hakim olmayacak. Devlet büyük olabilir, sanayisi çok güçlü olur, nesli çok. İlmin eline geçecek diyor. Bir teknoloji yaparsın, adamın 100 senelik birikimini devlet işi yaparsın. Bitti ya. Mesela öyle bir teknolojiyi ben biliyorum şimdi. Füzeler yapmış. Değişik duydun. Kalktı sana geliyor. Şuradan bir şey yapıyor. O füzenin
şifresini giriyor. Değiştiriyor, patlatmıyor onu. Geldiği yeri geri vuruyor. Kendisini kendisiyle. Korkunç bir şey bu. Buna kim hakim olursa dünyayı bitirmiştir. Ha. Şimdi diyor ki, bütün alimlerin ortak havuz fikirleri ise akıl güçtür. Somutu, somutu vahyi ve mevcudatı içine atıyorsun. Somutu, vahyi, vahyi, Kur'an'ı, mevcudatı içine atıyorsun. Onu, somutu ne varsa, vahyi de içine atıyorsun, böyle bir güç. Hani var elektrik santralleri var, naylonu atıyorsun, tahtayı atıyorsun, taş ne buluyorsun, ayakkabıyı, enerji dönüştürüyor. Hayır. He böyle soyut, somutu, vahiy, hepsini içine atıyorsun. Ne yapıyor onu? Onu dimağın mertebelerine yetmiyor. Kalbe yetmiyor, dimağa, vicdana yetmiyor, ruha haberdar ediyor ve hazinesini onlara aktarıyor. İstersen çekersin resmi. Çekin. Duyguları üreten beş duygu var ya, duygulardan gelenlere anlam kazandırıp hakikatine elini bağlayan, bunu ben el muhakemattan, beş duyguyla, ustadımız tabirle sevk ve şevk, yedi duyguyla onları ortaya çıkartan, ama adam mesela aklı yok, kulağından gelen sesi gürültü olarak şey yapar. Bilmez yani. Onun için duygu değil. O değerlendirilince duygu oluyor. Neymiş? Duyguları üreten, duygulardan gelenlere anlam kazandırıp hakikatına taşınıyor. Hakikatına o akıl taşınınca kalbe, vicdana, ruha haberdar ediyor. Böyle bir şeyler var burada hazineler. Şimdi Gazali'nin şeyini okuyorum. Gazali'ye göre akıl mümkünün imkanı, muhalin imkansızlığı. Görüyor musunuz bak? Acayip. Yani bizim tabiri benziyor mu? Çok acayip bir adam. Mümkünün imkanı, muhalin imkansızlığı, vacibin zorunlu gibi zaruriyatı bilmek, tecrübe yoluyla bilgi edinmek ve insan tabiatında var olan bilgi edince gücü karşılığında kullanabilir bir güç kaynağıdır der. Hiçbir felsefe bunun gibi tanım yapamamıştır. Yani felsefe ben okudum hepsi. Kant'ın da işte Tao'nun, Tio'nun vesaire. Baktım ya, baktım akıl nasıl tarif ediyorlar diye. Fakat böyle bir külli, ihatalı bir tanım yok. Ancak Risale'de bunun üstüne konmuş, işte biraz önce koyduk ya. Mesela mümkünün imkanı, muhalin imkansızlığı, vacibin zorunluluğu gibi zaruriyatı bilmek, tecrübe yoluyla bilgi edinmek ve insan tabiatında var olan bilgi açığa çıkarıp edince güce açığa çıkarıyor, güce dönüştürüyor. Gazali mi diyor bu? Bunu Gazali diyor. Sana soruyorum. Ulaşamadım. Dönüştüren çok acayip. Bazı alimlere göre ise ki Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı son Şeyhülislam ilmi kelam ulemasıdır, çok dahi birisidir. Hani çok acayip muhakeme, çok takdir ettiğim kişilerden bir tanesidir. Diyor ki Mustafa Sabri Efendi, akıl, yani akıl müstakil olarak kabul etmiyor. Çok tuhafıma gittiği için aldım. Öyle basit adam değil yani. Diyor ki, akıl kalbin anlama aleti olduğundan farklı bir şey değildir der. Nasıl abi? Bir daha. Akıl kalbin anlama aleti olduğu için akıl denen bir sıfatı ne yapıyorsun diyor. Kalbin sıfatıdır diyor. Kalbin sıfatı. Evet. Bir noktada öyle. Aklın kalp beraber. Acayip bir şey. Devam ediyor. Aklı göze, güneşe de nakle benzetirler alimler. Bu tasavvufçular. Aklı göze. Mesela güneş mesela düşünün.
Güneşsiz göz ne işe yarar? Hiçbir şey. Yani bir işe yaramaz. Güneş göze neyse vahiy de aklı öyledir. Evet. Zaten öyle. Zaten oluyor. Evet. Siz kalp şeyi değil mi? Yani aklın hep vahiye muhataptır dedik ya abi. He. Ama bu misali güzel vermişler. Aklı imana bu da tasavvufçular demiş. Aklen imana dimane bak. Aklen imana itikat, kalben imana da iman demişler. Biz de öyle. Evet. Biz de öyle demiş. Aynen. İmanı? Tasavvufçuların böyle ortak havuzu. Siz mi dediniz gene diyecektim yani yok. Evet. Yok onlara ortak havuzu. Havuzlu olduğuna nasıl nasıl? Şeyde diye Maturidi maşhurları alıyorum. Tek demiş ama niye havuz diye diyorum. Mesela iki veya üç kişi demiş aynı şeyi. Havuz diyorum. Hiçbirisinin ismini almıyorum ama benim değil. Ama tek bir kişi demiş öne çıkmışsa Gazali, Mustafa Sabri'ye. Şimdi mesela şeyi alacağım. Maturidi bizim itikatımız. Demiş ki Maturidi Allah'ın Celle Celaluhu varlığına iman etmekten sorumlu olmak için aklı yeterli görmekle Mutezile'nin görüşüne katılmış, aklı bütün din gerçekleri kavramaktan aciz görüp naklın gerisini atmakla Eş'ari'nin görüşünü paylaşmış ve iki mezhep arasında orta bir yol takip etmiştir. Mükemmel bir adam. Yani bizim Ehl-i Sünnet Hanefi'nin şeyi Eş'ari, hani Ehl-i Sünnet'in iki tane itikat imamı var ya, Maturidi ve Eş'ari. Şafiler daha çok Eş'ari'yi kullanır. Maturidi Hanefiler daha çok kullanır. Şimdi diyor ki bir Mutezile var. Mutezile de Vehhabilerin itikat imamıdır. Diyor ki bir daha Allah'ın varlığına iman etmekten sorumlu olmak için aklı yeterli görür Mutezile. Tamam diyor, ben de buna şeyim, görüşüne katılmış, yetmiyor. Aklı bütün dini gerçekleri kavramaktan aciz görüp, mesela kabiri ve sonrasını akıl kavrayamaz. Bu acizdir. Aciz görüp, naklın gerisini atmakla nakil daha önde olduğunu söyleyen Eş'ari görüşünü, bu tarafının bu tarafını, bu tarafın bu tarafını almış. Yani şu, kaderde Ehl-i Sünnet ne demiş? Mutezile ne demiş? Cebriye ne demiş? Cebriye demiş ki, kader neyse onu yapacaksın. Başka şansı yok. Mazi müstakbel var. Allah dediği gibi oluyor. Bizim hiç medhalimiz yok. Ustad diyor ki, ey Cebriye sen mazide doğrusun. Geçmiş kaderdir. Mutezile diyor ki, mazi ve müstakbel hep böyle insanın ihtiyar ve iradesidir. Kaderini kendisi çizer. Kader bizi yönlendirmez. Biz kaderimizi yaparız. Mutezile de diyor ki sen de gelecekte istikbalde doğrusun. Mazide Cebriye, istikbalde Mutezile halde getirmiş. Bu Maturidi Hazretleri de demiş ki akıl hakikati bulmakta Mutezile'yi ama gaybi bilmekte, yani belki bir şeyler söyler ama tahmini kabir, aşir, İnsanın ebed arzusu, sonsuzluk duygularını, mesela biraz önce anlattığım gibi o Adem'i, Adem'e bak ölüm korkusu dedi. Ne yapsın? Çarlaçar tanımlayamadı Adem'i çünkü akıl. Ölüm korkusu diye dosyayı verdi ruha. Ha, diyor ki Mutezile, akıl diyor hakikati tanımada, Allah'ı bilmede Mutezile'yi. Ama insanın içsel yapısındaki alemin gaybı, bilememe noktasında Eş'arileri alarak orta bir yolu bulmuştur. Akıldan yoksun bulunanlara hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceği, bunlar biz. Tasavvufçular akla meleke derler. Meleke. Maliklerimiz, malik olduklarımız, biz de öyle derdik meleke. Ve akla ziynet olarak bakarlar. Ziynet. Ahlaka da ziynet olarak bakarlar. İnsanın süsü. İnsanı insan yapan süs. Aklın karşısına hevayı koyarlar. Tasavvufçular bu. Akıl bile kendisinin
akıl bile kendisinin ne olduğunu bilmez derler. Tasavvufçulara göre akıl hevanın karşıtıdır ve aklın bilme konusunda ulaşabileceği en son nokta hayret ve dehşet içinde kalmaktır. Tasavvufçular diyor ki aklın en zirve nihayet varabileceği hayret ve dehşet. Yani dehşet tersi, hayret en zirve. Hayret makamı vardır mı abi tarikatçılıkta? Tarikatçıların makamı, en yüksek makamı hayret makamı. Sihirbazlar da secde etmişti. He? Sihirbazlar da hayret secdesi etti diyor. Sihirbazlar. Musa Aleyhisselam. Ha evet. Hayret secdesi. Yani bir tanesine dedim böyle olmaz falan. Dedim ki Musa Aleyhisselam kendisi yapsaydı attığı sopadan korkar mıydı? Korkmaz. Allah kork yani ya Musa geri dön diyor. Peygamberler korkmaz diyor. Ben yapıyorum diyor. Yani sopa yaptı ki kendi sopası acayip canavar oldu. Hepsi bence Musa Aleyhisselam kaçmaya başladı. Demek kendisi yapmadı yani. Allah yaptı. Sonra Allah diyor ki geri dön diyor. Peygamberler korkmaz diyor. Ondan sonra onlar da anladı. Sihirbazlar o gördüğü şeyi göz boyaması olmadığını nasıl anlamışlar? Musa'nın kaçmasından anlamışlar. Önce hepsi iman etti. Yani bir sihir olabilir. Niçin bir an tereddüt etmedi? Musa atınca kendisi kaçtı diyor. Adam o zaman demiş ki ona kendisi bunu yapsa kaçar mı? Güvende olur. Ben yapıyorum nasıl? Kendisi yapmadığına delil kaçışıdır dedi. Hepsi iman etti. O kaçışında da iman var biliyor musunuz? Aklın secdesi hayretmiş o zaman. Evet. En yüksek uyanıklığı da aklın aciz olduğunu bilmesidir derler. Tasavvufçular der ki en zirve hayretten daha ileri en zirve makam nedir? Aciz olduğunu bilmesidir. Risale-i aciz fark noksan kusur var ya. Onlara göre aklı evvel ilahi ilmin nurudur. Bu sebeple Cebrail Aleyhisselam'a da aklı evvel derler. Bir şey sorabilir miyim abi? Özür dilerim. Şimdi korku akli havf kalbidir dersiniz ya abi. Havf kalbi ama şimdi burada akıl aslan abi kendisi bir alet olmakla birlikte kendisi de birçok aleti kullanıyor. Mesela tahayyül ve tasavvuru alet olarak kullandığı gibi belki kalbi bile alet olarak kullanıyor sanki. Yani havf olabilmesi için havf kalbidir ama bunu bilen yine buna fark eden yine akıl değil mi abi? Evet. Yine akıl. İsimlendiren kelam odur. Kendisi kendisinden. Ya nasıl bir şey ya? Kendisi kendisinde seyahat ediyor. Kendisini kendisiyle biliyor. Kendisi kendisiyle yaşıyor. Maddeye nüfus edip maddede mücerret olan. Ya ne kadar adanmışız ya. Allah Allah. Yani şu dünya nasıl bir süreç, nasıl oyun ve oyalanma demiş. Yani ne kadar hiç alakasız yani böyle surete bak. İnsan şu andaki hayretine bak, ruhsal itikat ve imanımıza bak şimdi, suratımıza bak. Yani hiç gömleğe bak ya. Binaya bak, içinde oturan adama bak. Nasıl aldanmışız burada ya. Dinden beri acibime, yani sarhoş etmiş beni ya, nasıl aldanmışız bu kadar. Bu kadar kesin, bedihi, muhali, asıl kabul etmişiz ya. Ruh kendiliğinde mi gösteriyor yani? Şimdi ne zaman oldu, onu da şey yapacağım da, şu cümleyi okuyayım. Yani dur okumadan. Hayat diyor, tabaka insana çıktıkça, bak şimdi, 500-600 sözler diyeyim ya, acayip hala oradayım da. Hayat tabaka insaniye çıkması, biz hep böyle insanda aktif olsa ne olur? Hayır, tabaka, hayat çıkıyor. Bir şey anlatacağım, bununla alakalı girmeyeceğim. Birinci mektupta hayat 5 mertebesi var. Oraya attı dam. Hayatın 5 mertebesi, birinci tabaka hayat, ikinci tabakaya hayat. Birincisi bizim hayatımızdır. İkincisi İsa ve İlyas mı diyor. Üçüncüsü Hızır İlyas. Ondan sonra Hızır İlyas. İkinci tabak hayat. Hızır İlyas ve üçüncü İdris İsa. İdris İsa. Dördüncüsü Şöyada. Beşinci Kabir hayatı. Tamam bunu anlattıktan sonra beş sual diyor ya tıbatta birinci mektubu. Birinci sual buydu. Mertebeye kaçtır? İkinci sual nedir?
Osman'a kahvaltıda sormuştum. Meft hayat kadar mahluktur ve daha canlıdır. Birinci sorunun dibine niye koymuş yani? İkinci soruyu. O beş mertebeyi hayat kavrayan meftle hayatı eşit görür. Yani hayat tabaka insanı çıkınca ellezi hayata ellezi meftebel hayat elebli ve kum eyyukum asın amala. Yani ikinci soru neydi? Meft ve hayat. Meft daha cami olduğunu, hayatla fani geldiğimizi, meftle bekaya gittiğimizi. İkinci soru bunu koymuş. Hayattan sonra, hayatın beş mertebe. İşte hayat tabaka-i insaniye çıkınca bu beş mertebi tazamun ediyor. Tabaka-i insaniyede olan bir insan bizim hayatımızı da yaşar. Üniversite diplomasında, ilkokul diploması da var. O birincisi beşeri hayatımız değil mi? Beşer hayat. Birinci, yani beşin birincisi beşeri hayatımız. Tümünü insan dediniz o zaman. İnsan. Tabii, insan. Bizim hayatımızdır diyor. Yani birinci. Mertebe hayat beş dedi ya, hayatı beş mertebe. Birincisi beşeriyettir. İnsan değil o. Kesif. İkincisi Hızır'la İlyas mı diyor? Evet. Üç, İdris'le İsa. Dört, Şüheda. Beş, Kabir. Bak şimdi, beşinci nedir? Kabir, görüyor musun bak, şehit vesaire. İyi dinle, beş, Kabir. Tabaka-i insani ise bundan da üstün. O zaman şehit, oraya gidince şehit oluyor, oraları. Tabaka-i insani olduğu zaman, mefle hayatı daha yaşarken bu kalkıyor. O zaman bunların sorunu ne biliyor musun? Bunların sıkıntısı, imtihanı. Burası mı orası, orası mı burası? Birbirine giriyor. Yani Allah Resulü'nün en zor hayatı Allah-u Alem bana göre miraca git, kainatın tezgahlarını, kaynaklarını gör. Her şeyin hakikatini, mahiyetini yaşa, gör. Sonra gel buraya, elbise giy, hendek kaz, su iç. Normal hayatta ifrat tefrite düşmeden yaşa. Ulan benim biraz param oldu mu? Arabam değişiyor. Çevrem değişiyor. Mesela biraz ilmim arttı mı 5 kişi 10 kişiye kanaat edemiyoruz. Evet ben geleceğim sohbete ama demiş en az 500 kişi hazırlayacaksınız demiş. Ve şu kadar para bir tanesine şu kadar para verirseniz diyor. Biraz şey olunca ama eskiden 5-10 kişiyle başlamıştım. İşte ne diyor? Bir insanın Allah için olduğuna delil nedir? Başlarken de kazandığı var olan ustadın ölçüsü, bir de muvaffak olduğu zaman davasında coşkunluk, taşkınlık ne kadar yaşıyor? Arada ne kadar fark var o kadar ihlassızlığı. Hatırladınız mı onu? Tarihçe de geçiyor. Yani konferansta geçiyor, konferansta. Şimdi tabaka insaniye çıkınca o beş mertebeyi zatında tazamun ediyor. Üniversite diploması gibi, ortaokul, liseyi tazamun ettiği gibi. Peki başka ne oluyor? O akıl odasına geliyormuş alemler. Onun için şaşırdım bu yani. Tabaka insaniye hayat, tabaka insaniye çıkınca o alemler akıl odasına misafir geliyorlar. Kalbe gelenler var. Ruha, ama giriş kapısı hoş geldin buyurunuz, buyurunuz kapıyı açan akıldır. Ondan sonra aklı olmayanın dini yoktu zaten hadiste. Ya böyle bir garip ya. Sıkışmışız böyle beden. Böyle acayip bir şey gitti geldi böyle. Ne bileyim ya. Acayip bir yani demek ki onların da zoru büyük zatlar tabaka insaniye yaklaştıkça mefle hayat eşit. Sonra derler ki sen de ölüm ya. Allah Allah. Sen ölmedin mi hala derler tamam mı? Mesela bir tanesini söyleyeyim, şaşıracaksınız ama ne olur bağışlayın ya. Gelavi'den nakledeceğim, Futul Gayb'den. Ama bu tam yeri gelmiş. Şimdi normal görürsünüz. Gelavi'ye gelmiş talebesi efendim demiş, rüyamı yorumlar mısın demiş. Şu rüyayı yorumlar mısın? Gelavi demiş ki, sen demek ki yattı. Uykuyu kabul etmiyor. Şimdi yeri gelmiş. Tabaka insana girince, yani uykunun içerisinde rüya sadıka vesaire. Bunlar dinde de bahsedilen bir şey. Ama adam karıştırmış yani. O kutsi zat diyor. Tabaka insaniye çıkmış.
hayatı. Yani burası orası bitmiş, karışmış, birbirine girmiş. Dengeyi, işte Muhyiddin Arabi, Hallacı Mansur hep bunun şeyini, vurgununu yemişler. Sakın böyle bir şey istemeyin. Anladın mı? Onlar istemediler ama çıkmışlar, pat diye kendisini oraya görünce biz bizdeydik, biz bize geldik. Dedi yani. Muhyiddin Arabi kabirde, men rabbuke, men nebiyyü ve resul. Allah Allah, kim kime soru soruyor? Şaşırmış. Ben o, ben o bir şey mi var? O ben. Biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bize mi sorarlar? Yani acayip, Allah ne yapmış? Hayatı tabaka insaniye çıkınca o beş mertebenin de üstüne çıkmış. Beş mertebe hayat var ya. Nasıl çıkar ya? Biliyor musunuz alemi gaybda Musa Aleyhisselam'la Gazali'nin karşılaştırılması? Yani Musa Aleyhisselam peygamberimize demiş ki ulemayı ümmeti kenbiye beni İsrail. Ey Muhammed, ey evlat, evlat demiş yani yaşlayan. Sen bizi diyor senin ümmetinin ulemasıyla bizi nasıl kıyas ettin dedi ya. Orada da aynı şey yani. Alim gaybda. Sen bizi diyor ulemayı ümmeti, ümmetimin uleması kenbiye beni İsrail gibidir. Beni nasıl şey gibi yaparsın değil mi? Ondan sonra işte malum işte, o zaman bir ulema, ya nasıl dedi, ben görüştür bakayım nasıl bir şey demiş. Peki ondan sonra Gazali çıkartmış. Ya Rab, ruhaniyatlarının hürmetine ya, bizi beşeriyetimizin iktizası olarak işlediğimiz günahlardan affet. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası ile işlediğimiz günahlardan dolayı elimizdeki bu hakikat-ı nuriyi alma ya Rabbi. Kur'an hakikatlerini alma ya Rabbi elimizden ya Rabbi. Gazali'yi çıkarmış, biliyorsunuz onun acırasını girmeyin. Soru soruyor, ondan sonra niye böyle dedin diyor. Bütün meleği ala seyrediyor. Böyle niye yaptın vesaire. Konuşmasını uzatmak için, Musa Aleyhisselam'la mülakat olmak, görüşmek şerefini kazandığı için sorusunu şöyle şey yapıyor mesela. Acayip. Yani çok tuhaf ya. Ne diyor abi? Çok merak. Adın ne? Ya okurda kalsın. Şimdi girersek bir şey olur şimdi. Soru soruyor da işte. Ha, soru soruyor. 10 tane farklı şekilde cevap ver. O evet. Aynı soru ya. Niye böyle dedi, yaptın dedi. Niye böyle yaptın diye. Sen de yaptın aynısını. Allah-u Teala soru diyor ona elindeki ne diye. 10 tane bir de cevap ver. Sen tamam. De bunu yaptın. Doğru soruyor. Sonra hadi bakalım. Biraz şey yapayım. Dur. Sana bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim. Biz ben yalnız anlat diye bir şey yapıyorum, ondan sonra şey yapıyorum, anlat ya. Hasan abi, bir derste biz Ene'den bahsederken karşılıklarını getirdik, her şeyin sureti olduğu gibi Ene'nin de sureti enaniyet şeklinde serbest bölgededir dedik. Sanki ben, sanki şurada şöyle görüyorum, şimdi az önce söylediğiniz şeyle birlikte, akıl öyle bir şey ki, eğriyi doğruyla, doğruyu eğriyle, benim tabirimle ayırt ediyor, ayırt ettiği gibi kendini de kendiyle çözüyor. Evet. Şimdi bu Ene'de de bu böyle bir şey var Hasan abi. Ene ile birlikte, şimdi mesela şurada söylüyor ya Hasan abi, o Ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan Ene açılır ve kainatın tılsımını ve alemi vücudun künuzunu daha açar. Şimdi aynı şey akıl için de geçerli. Acaba diyorum Ene'nin kanuniyeti akıl mıdır? Böyle görünüyor sanki abi. Evet, gözüküyor evet. Hiç düşünmedim ama tuhaf. Aşağıki mertebesi. Yani ele mahluk değil ya, mahluk versiyonu diyelim. Evet. Her şeyi tanımlıyor ya ele. Ama kendisi mahluk değil. Mahluktur akıl, cihaz olduğu için mahluk versiyonu olabilir ha. Çok evet. Tuhaf. Garibime gitti. Maşallah, güzel. Onu bakacağım. Aklı külli, aklı evvele tevdi edilen bilgi suretlerinin kendisinde tecelli ettiği nur bir mudrikidir derler tasavvufçular. Bir daha. Aklı külli i çekiyor. Aklı evvele, aklı evvel Cebrail, yani vahiy, bizdeki vahiy, alemde Cebrail. Aklı külli, aklı evvele tevdi edilen bilgi, ona verilen bilgi, suretlerinin, yani Cebrail'e verilenlerinin aktarım, Cebrail'in aktardığı yer, suretlerinin kendisinde tecelli etmesinde akılda bir nur hasıl oluyormuş. Aklın nuru. Hmm.
demişler. Hani aklı külli lef-i mahfuz. Aklı evvel Cebrail. Onu bilgilerin suretlerini akla veriyormuş. Hadi benim adıma iş yap burada. Yani şeceri hilkatin bizdeki karşılığı lef-i mahfuz dima, Cebrail temsilcisi, dimağın temsilcisi de akıl ya. Akıl. Bitireyim son şeyi. Şu kadar bir yerim kaldı. Ondan sonra gireceğiz. Burada herhalde yanlış yazmışız. 2'ye 171. ayet mi veya 171 abi. 171 mi? Hı hı. 117 değil. Değil. Ha. 171. Tamam abi. Hemen düzelteyim. 100. Ha. Bir tanesini alalım. İki ayeti de farklı yazalım. Aklım başka yerde ya. Diyor ki 170. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler, zira akletmezler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celaluhu, biraz hızlı gideyim, akıldan daha yüce bir mahluk yaratmamıştır. Mümkün olan şeylerin var olabileceğini, mümkün olmayanların olamayacaklarını anlamak gibi zaruri ilimleri diye tarif ederler alimler. Yani Rüştü abi çok derdi ya, olan olmuştur, olmayan olmayacaktır derdi. Böyle bir tuhaf. Mesela gel yemek ye demezdi. Hep ayırırdı kendisi. Demek ki alimde ne kadar, gel kendini yedir. Mesela biraz dersten geç kaldın değil mi? Ya geç kaldım. Ya birisi soru sormuştu ve artık dedik ya şu arabadan inelim, şu denizin kenarına bir taş atalım. Geç kaldık değil mi? Şöyle yapardı. Nasıl olduysa güya tuvalete çıkıyor, abdesti çıkıyor tabii ya şey ya, çıkıyor böyle denk geliyor tabii, o karşılaştık. Beyefendi kendinizi gezdirdiniz, iyi gezdirdiniz kendinizi, der gider. O bize yeter bir hafta. Ve bize kısmadığı hafta ve 15 günde bir çok üzülürdük. Demek ki bizi bıraktı, bizimle ilgilen. Kızmadığı zaman üzülürdük. Kızdığı zaman böyle o kadar memnun oluyorduk ki, demek ki bizimle alakadar. Kendi kabına çekilmezdi. Benim giriş çıkışımla bile ilgilenirdi. Böyle demezdi, kardeş geçken niye kay yok. Beyefendi iyi gezdirdiniz kendinizi. Abi of. Neyse, bu, niçin söyledim? Bununla alakalı olduğu için bir daha söyleyeyim, bak anlarsınız. Alimler şöyle demiş. Allah Celle Celaluhu akıldan daha yüce bir mahluk yaratmamıştım peygamberin hadisine. Mümkün olan şeylerin var olabileceğini, mümkün olmayanların olamayacaklarını anlamak gibi zaruri ilimler diye tarif ederler alimler. Tecrübeleri kullanan, bak şimdi bu çok önemli, tecrübeleri kullanan kim ve nefret ve adavet gibi, bu bizim şeyimiz, ifademiz. Tecrübeleri kullanan kin, nefret, adalet gibi yasaklanmış sıfatlara itibar etmeyene akıllı, tersi ise akılsız deniyor. Ha. Demek ki tecrübeleri kullanan kin, nefret, adalet gibi yasaklanmış sıfatlara itibar etmeyen akıllı, tersi ise akılsız deniliyor. Alimler. Ama ifade benim. Çünkü Selefi Salih'in akılla ahlakı özdeş kullanmışlar. İyisiniz değil mi? Çok iyi. Ha, böyle ezilmediniz yani. Yok. Ha. Akıl maddi bir kuvvet olmayıp mücerret ve ruhani bir cevher, ilahi bir nurdur derler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, her şeyin bir aleti, bir hazırlık ve istidadı var. Müminin aleti, aleti akıldır. Her şeyin biniltisi var, bineği var. Bak şimdi arabamız var falan. Hepinizin arabası var zannediyorum. Her şeyin bir biniltisi var. Kişinin biniltisi yani aklıdır. Her şeyin bir direği var. Dini de direği akıldır. Her şeyin bir biniltisi var, bindiği var. İnsanın, kişinin bindiği akıldır. Her şeyin bir direği var, dinin direği de akıldır.
her kavmin bir dayanağı var. Her kavmin bir dayanağı var. İbadetin dayanağı akıldır. Her kavm, peygamberimiz hadisi bunlar. O peygamber. Namazlı yani eşittir. Yok. Diyor ki bir daha, her kavmin bir dayanağı var. İbadetin dayanağı akıldır. Doğru. Akıl yoksa namaz din direğidir diyor ya. Onu mesela sırmadı din ha. Orada da akıl din direğidir dedi. Evet. Aynı. Namaz da akıl. Her kavmin bir çağıran, bak her kavmin bir çağıranı var değil mi? Bir önde giden kanaat önderi var. Abidleri ibadete çağıran akıldır. Her tacirin bir sermayesi var. Her tüccarın bir sermayesi var. Akıl. Mücahitlerin sermayesi akıldır. Her peygamberimiz hadis devam ediyor. Her ailenin bir idarecisi var, idarecisi var. Sıddıklar evinin bekçisi akıldır. Her harabenin bir tamircisi var. Ahireti iman eden akıldır. Herkesin kendisini andıracak olan ardından bir geleni var. Yani herkesin bir alamet bırakmış. Bırakmış gitmiş ahirete. Hayırlı evlat, hayırlı bir eser, hayırlı müessese. Hani kitap veya eser. Bir daha dinleyin. Herkesin kendisini andıracak olan ardından bir geleni var. Sıddıkları andıracak olan akıldır. Her yolcunun bir çadırı var. Müminin çadırı akıldır. Bitti hadis. Ve burada şeyi bitirmiş olduk. Şimdi artık akıl hakkında tanımlamaları... Hasan abi bir cümle bir şey söyleyeceğim. Güzel bir hadis de var. Hazreti İsa diyor ki benim bir bineğim iki ayağım diyor. Benim bineğim? İki ayağım diyor. Hazreti İsa diyor. Bedenini mi kastetmiş? Yani akıl bineğim yok demiş diyor. Yani iki ayağım. He? Yani bineğim yok demiş. İki ayağım benim. Bineğim yani. Yani dediniz ya binek. Binek var. Binek. Orada biraz geç oldu biraz. Ha. Tamam. Şimdi benim bildiğim... Zorluyorsun yani. Ama antika. Gazal İhya'nın bittiğine geçiyor. Peki. Hazır mısınız? Hazırız. Yeni de bismillah. Şimdi külliyat. Yani değerleri işte ya çıkarımlarımızdı, ya anladığımız, ya dediğimiz. Tamam mı abi? Şimdi Gafur şeyi sorardı. Abi külliyattan hep bu çıkarım mı devam edecek senin? Haklı olarak demişti. Kafa senin başına patlıyor. Ne demiş abi? Ne öyle demiştin. Demiştim abi. Ne demiş abi? Yani baktı çıkarım bu çay, akıl bir ders, iki ders, üç ders falan. Yani bu hep çıkarımla mı devam edecek bu akıl? Peki. Yani külliyatta pek... Şimdi... şimdi... akıl sıfatlarıyla giriyorum. Sayfa vereceğim. Külliyattan sayfa vereceğim. Bak şöyle. Şöyle görmek isterseniz... Aklın sıfatları... Görüyor musunuz abiler? Sayfa 25. defter... 215. Benim yani ilk başladığımızda demiştiniz şu sayfaları çekelim. Acaba aldın mı? Diye. Çekmişsindir. Çektim ama onu değiştirdiyseniz bile. Yok değiştirmiyorum. Eklemişsindir. O attığıma bir bakın. Eğer o sayfa... İsterseniz şey yapar mısınız bu? Bir daha atalım. Atınca hemen çekin. Nasıl? Akıl vardı orada 5-6 sayfasını dediklerinizi çekmiştim. Tamam bak bakalım. Sayfayı söyleyin siz bakalım. Ben sayfayı söyleyeyim. 215. Çektin mi abi? 215. Bir ya böyle şeydir. Şöyle. Daha şöyle 277. Ha onu yapmayacağız abi. O bir ders Almanya'da o. Öyle mi? Evet. Hayat tabakayı insanı çıkarsa onu almaya sakla dedi. Ha. Ama çok korkunç bir şey var. Ha. Bak şimdi şu kadar bak. Göstereyim size. Yoksa öyle olsun. Bak şimdi. Bak abiler. Şey gibi olmasın bak. Şuraya bakar mısın bak. Şu 506 metin bu. Bu olacak. Tabaka insanıya biraz anlattım ya size. Mevhidler hayat eşit görüyor. Şu. Hep deliller bunlar külliyattan.
Kırmızılar külliyatın tabirleri. Tamam. Kırmızılar külliyattan geçen şeyi. Bak külliyatın metinleri. Koca dün bu kadar yazdı. Buranın kıymetini bilin diye söylüyorum. Şu kadar. O zaman bu Almanya'da 1-2 ders alacak artık inşallah. Bu korkunç. Alacak. Ama niye? Mert ve hayat eşit. Hayat tabaka eser. Bir parça biraz önce anlattım. Hı. Yani 5 mertebe intazamı dediğince kendisi daha üst ötede. Yani hayat tabaka insanı çıkınca mertebe hayatın 5'in üstünde yani. İkinci sual da اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَفْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَصِنْ اَمَالًا. O ikinci soru da bu. Onun üzerine kurulmuş ikinci soru. Hasan abi, tabaka başka, mertebe başka mıdır abi? Tabii. Tabakanın içindeki bölünmelerdir mi? Evet. Kendi içindedir. Mertebe. Tamam mıyız? Sadece 25. defter, 215. sayfa, akıl, ak. Birisi işte geniş zamanda kullanılan şey, ikisini cem etmiş. Şimdi okuyorum. Bir, sıfat bu. Seni başka yere bağlayan iptir. Bunu genel bir ifade. Cihazdır der. Sözden 277. Alettir der. 27 ve 65. Sözler bunlar. Hassedir. Sözler 26. Akıl bir hassedir. Tılsımlı bir anahtardır. Sözler 27. Hediye-i Rahman'dır. Sözler 29. Hezeyancı aklını, aklın ifratı olduğunu sözler 80'de. Tevhid modu meşhumdur. Meşhum, zulmanı, aleti tazip. Vasat modu ise mübarek, nurani, aleti tesit. Ne demek? Mutluluk vesilesi ve vasıtası olan. Bir de hediye-i hikmet. Kıyas aletidir. Sözler 116. İdrak aklın sıfatıdır. Sözler 141. Anlama aletidir. Sözler 288. Anlayamayacaklarını bilmesi aklın vasatıymış. Sözler 348. Aklı merak aktif ediyor. Sözler 383. Aklın ifratı, aklın bana yeter. Vasatı, haddini bilip hududunda kalır. Tefriti, böyle bir derdi yok, merakı da yok. Sözler 386 galiba. 8. 8 mi? Münekit akıl diyor, münekit. Sözler 684. Aklın gözü varmış. Sözler 682. Sırrı teklif akılda oluyormuş. Sırrı teklif. Çok ilginç. Sırrı teklif. Teklif akılda oluyormuş. Mektubat 209. Hikmet aklın sıfatlarındandır. Mektubat 233. OM'yi yazmayı. Yok. Mektubat mı? Sözler mi? Yazmadık. Sayfa yazmışız ama hangi kitap? Neyse buluruz onu. Aklın varsa evhamdan kurtul. Sözler 681. Telakki etmek akılla mümkündür. Mektubat 35. Akıl istikametini bulursa nefse emmare bile tabi olur. Mektubat 68. Aklın ihtiyarı varmış. Mektubat 93. İrade ile ihtiyar farkı. Evet, 209'da şey diyor, iman ise aklın ihtiyarıyla da. Evet. Aklın teklif zayi olurdu diyor. Evet, çok acayip. Sırrı teklif zayi olurdu. Aklın ihtiyarı iledir. İman. İman. İman aşağıda ya, atıyor. Yani ihtiyar aklıydı, irade vicdanıydı. Zaten vicdanlı olduğunu söylüyor ama ihtiyar aklı olduğunu sahip. İhtiyarda bir suret kanuni olarak ayırmıştık. Sureti tasavvurda demiştik. Evet. Ama burada sultan olduğu için bunu almış. Teklif şu fenin şeyini yapalım.
Teklif, imtihan akla yapılır, tecrübe akılla kazanılır. Mektubat 93. Tekzip ve inkarı akılla yapar. Mektubat 97. Umumun temsil eden tevatürü kabul etmeyenin aklı yoktur. Bir daha umumu temsil eden mektubat var ya 19. mektupta. Umumu temsil eden tevatür hadislerini kabul etmeyenin aklı yoktur. Mektubat 119. Tevatür hadislerini kabul etmeyenin aklı yoktur. Ölçü bu. Teyit ve tahkim aklıyla oluyor. Mektubat 190. Teyit ve tahkim. Noktayı hüzün, elem ve gam akılla alınıyormuş. Nakli hüzün, hüzünleri mazide geçmiş olan ve gelecekte olan korkuları insana taşıyan, elem ve gama dönüştüren akıldır. Mektubat 198. Sırrı teklif akılla olur. Mektubat 209. Demek ki aynı. Evet, aynı. Orada mı sır teklif bir... zayi olur diyor abi. Yani sırrı teklif aklıdır mı? İman ise aklıdır. O da yok olur. Orada aktif olur. Orada anlam kazanıyor sırrı teklif. Anlamak akılla oluyor. 218 mektubat. Akılla seyahat ediliyor. Mektubat 221. Müteşabi ayet ve hadisleri küçücük aklına sıkıştıramadığı için inkar eder. Mektubat 351. Küçük akıl bu. Var mı ya televizyon ekranlarında olur böyle hadis inkar edenler. Müteşabi ayet ve hadisleri küçük aklına sıkıştıramadığı için inkar ediyormuş. Mutahayir akıl. Akla mektubat 359. Mutahayir akıl. Abi biraz şey olacak ama şurayı düzeltmemiz lazım. Yani bir teklif, imtihan akla yapılır. Bir alt şeyde Tekzip, inkar akla yapılır. Yok, sırrı teklif akılla olur. Bu daha doğru bir tabir. Öbürü direkt akla yapılıyor gibi gösteriyor ama akılın kullanılması doğru. Ama direkt akla yapılması biraz ters düşüyor. Ben yani ikisini bak sırrı teklif akılla olur. Tamam. Bu doğru. Ha, yukarıdaki sırrı teklif akılda. Diyor ki akılda oluyor. Teklif imtihan akla yapılır diyor. Akla yani sanki teklif akla yapılmış. Ona yapılmış tabii. Akla yapılmış teklif. Kur'an akla indi ya. Teklif edilmiş. Alıyor musun? Bakıyor musun? Yok bir de şey teklifimiz vardı ya. Yani şimdi biz zemin gökle dair emanet çekindi emanet. Tam işte o akla mı yapılmış? Tabii ki akla yapılmış. Hepsi tek tek yapılmış. Mesela akla da yapılmış. Göke yapılmış sırayla. Gök, zemin, dağ. Gök ruhtur. Teklif edilmiş. Kabul edememiş. Zemine edilmiş. Kalp tek başına kabul edememiş. Dağ yapılmış, parçalanmış zaten, kabul edememiş. İşte zaten emaneti nasıl insan aldı? Bunu cem ettiği için tek tek olunca kabul edemez ya. Nasıl kabul edecek? Diyelim ki kalpsiz akıl, akılsız kalp, ruhsuz akıl, akılsız ruh. Nasıl olacak? Zaten ne diyor zaten? Ayette sırayla gök, zemin, dağ. Tahammül edememiş. Edemez tabii. Onu anlatıyor orada. Ama cem olmuş, insan olmuş. Peki, cem olunca ne oldu? Çok önemli ya bu. Bu üçü cem olunca insanda ne tesir etti? Baktı ki, Allah Allah bu aletlerle, ruhla, kalple ve akılla yani cahilliğini anladı, kendisine ve Allah'a ne kadar zalim olduğunu da anladı. Teklif alınca anladı. Ne kadar cahil olduğunu, ne kadar zalim olduğunu, zalim böyle kese doğrayan değil o. Orada böyle bir şey bahsetmiyor. O davranış o. Ne kadar zalim, yani kendisinden ne kadar kopuk. Mesela namazı terk eden nefsine ne kadar zulmeder diyor. Nefis insan demektir, Mehmet İsa'nın. Yani şimdi zalim demek, kendisinden ne kadar kopuk. O nispete Allah'tan kopuk. Bir insan kendisine ne kadar yakın, Allah'a o kadar yakın. Ne kadar
baktı ki kendisinden ne kadar uzak, ne kadar kendisinden farklı yaşıyor. Kendisi o zalim demek kesip doğrayan değil. O emaneti aldı. Alınca ne oldu insanda? Zaliman cemula. Ne kadar zalim ve cahil olduğunu anladı. Ne yapacak peki bu? Aldı emaneti. Bunları niçin aldı? Zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için aldı. Abi bir şey söyleyeyim. İşte bunu akılla anlıyor ama emaneti alan akıl gibi durmuyor abi. Ya. Emanet değil bu. Emaneti alan demedik. Teklif ediliyor. Teklif akılla yapılıyor. Din akla gelmiş, Kur'an akla gelmiş. Akla olmayan dini yoktur diyor. Tamam mı? Ondan sonra emaneti almak, aldı demedim ki emanet. Emanet teklif ediliyor. Teklif edilmek ayrı, almak başka bir şey. Tamam mı? Karşılama. Konsorsiyum kurmuşlar yani, bir yere gelmişler. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Sonra hatırlarsın istersen. Evrak kabul kısmı belki. Hatırla, tamam. Mutahhir akla mektubat 359. Aklın muhakemeyi dersin başında biraz anlattık. Hakim ismini aktif ediyor. Eşyaya hükmetme iki tane sıfat. Yetisi, yetkisi. Yeti böyle bir şeye var bende. Bu yetkiyi de aldı onda. Sorumluluk üzeri ya. Hatırladım özür dilerim. Söyle. Abi peygamberlerin münacatlarını Allah Celle Celaluhu alıyor. Sizin tabirinizde Kur'an'a aktarıyor. Şey, kendi kelamı olarak değil mi abi? Acaba zalümen ve cehula değil mi? Yanlış söylüyorum. Sırrı insaninin münacatı olma diye bir şey söz konusu olamaz mı abi? Sırrı insaninin münacatı olamaz mı abi ya? Çünkü bu münacat abi bu ya. Hangisi? Zalim acıyor. Evet. Ondan sonra ne olamazsın da. Şimdi o ayeti dönüştürmeyi sırf geçen bir ses kaydı gönderdim. O kadar değil de. O kadar basit değil böyle. Çünkü daha da ders olmuş ama ona kadar lan. Şeytanın sözü, beşerin sözü, Allah'ın ayeti Kur'an'a dönüşmesi zaten onlar ayat-ı tekviniye. Ayat-ı tekviniye evamir-i tekviniye çeviriyor. Ama herkes bunu anlayamayacağı için demedim onu. Ayat-ı tekviniye zaten. Allah'ın elmasına ve min ayatına diyor. Denizlere, dağlara. Ayat-ı tekviniyeleri evamir-i tekviniye çeviriyor. Kur'an'ın şeyini dönüştürüyor. Yani bir şey yaptığı yok. Çetöbe. Aynı yani şey. Normal bir şey. Farklı bir şey değil. Yani ne olur aklı muhakemesini deyince kaçırmayın bak üç defa. Varlığa hükmetme yetisi ve yetkisi alıyor. Keyiflendiriyor beni ya. Kardeşim dünya ve ahiret orası burası. Böyle. Anlamak için kullan da bir yerlere koyma ya. Yok, şimdi bir soru bakayım. Anlamadım çünkü Hasan abi. Anlamadan tamam. Geçmek istemiyorum. Şimdi siz burada bu tabirleri buraya aktarırken akıl tümüyle mi Hasan abi? Yani zeka da bunun içinde mi? Çünkü neden böyle bir şey düşündüm abi? Şurada yazmışsınız ya bir önceki sayfada. Nakli hüzün, elem ve gam akılla alınıyor diyorsunuz ya abi. Fetibat'ta yani bu vahye bağlı olana akıl dersek vahye bağlı olan elemi, hüzünü, elem ve hüzün olarak görmemesi lazım. Bunu gören zekadır sanki abi. Yani öyle değil mi? Ben mi anlamadım? Mesela bir dün müydü? Evet, Sigil. Bir karşıdaydı ben Sigil. Baktım birisi var, beni gördü, kapattı. Neyse şuydu buydu, açıldı şurada. Dedim sana bir şey söyleyeyim. Sen bu müziği açmadan, iş anlamak için sana soruyorum. Söyle hocam dedi. Pet oldu, sonuna kadar açmış ertesi bana. Sen bunu düşün, açmadan önce buna bir ihtiyaç duydun. Psikolojini bir hayal et. Nasıldı yani bu müziği açmadan bir şey anlatacağım. Nakli hüzün. Ya fena değildim ama iş olsun diye şey yaptım dedi. Bak şimdi. Yıkıyor mu ya arabayı? Böyle bir derdim yok. Peki kapattığın zaman açmadan önce yalnızlığım gitsin sessizliği. Böyle bir şey oldu. Kapattığın zaman dinledikten sonra ne oluyor sende? Tanımlayamıyor. Ben sana söyleyeyim doğru mu? Derdin arttı. Dertlerin ortaya çıktı. Hüznün, yetimlikler, ayrılıklar, bıraktı beni, köfte etti, viran etti.
Evet dedi ya. Müzikten sonra daha kötü oluyorsun değil mi dedim. Zaten müzik kötü olmak içindir. Şey şaşıracaksınız ama o müzik anında bir geçici sarhoşluk verdiğinden onu unutuyorsun. Kapattığın zaman kapatmadan önceden iki katı belki de üç katı sıkıntın var. Ne beter var. O, bu sefer onu da susturmak için ayrı bir şey. Onu içkiye dönüştürüyor bu sefer. Onu kapatmak için. Mesela zevkten öyledir. Zevk. Zevk tuzakları sıkıntısını bastırmak içindir. Çünkü sefaat sıkıntı sefaate muhalif. Yani sıkıntısını bastırmak için sefaate giderler diyor. Mesela zevk tuzakları, cinsellik olsun, içki olsun, bunların sıkıntıyı kaldırmak için yapılıyor. Sıkıntıyı kaldırmak için. Zaten seni sıfıra ne kadar götürüyorsa o kadar zevkli oluyor. Ama kafam bin türlü şeyler var. O da olmuyor. Bakın müziğe başlamadan önce bir yalnızdım. Yani ne bileyim böyle bir şey ne yapayım? Çalsın. Peki kapattıktan sonra sen de ikisini kıyas ettin. Ortaya müziği koy. Açmadan ki hal ettin. Kapattıktan sonra hal ettin. Bak neler çıktı görüyor musun şimdi bu seyret dinledikten sonra? Bir, ayrılık başladı. Kafaları gösterdim. Seni maziye götürdü. Hiç hatırında olmayan dertlerini kafalar çıktı. İhanetler çıktı. Bilmem sana göre bir sürü şey. Ondan sonra daha dertlenmedin mi dedin? İnan daha dertlendim dedi. Peki bunu bastırmak için yapman lazım? Bir tane taş var. Bir tane daha derken devamlı uyuşturuyor. Bu içki gibidir. Buna benzer bir söz söylemiş Hazreti Ali Radıyallahu anh. İçki sarhoşluğun bir vakti vardır diyor. Belirli bir zaman biter. Ama mal sarhoşluğu kabirde biter diyor. O sarhoşluk öyle bir sarhoşluk değil ki erkekler hırsla, kadınlar kıskançlıkla imtihan olur. Kadın kimi kıskanır? Kadının en büyük düşmanı kimdir? Kadındır. Kadın kadına kıyas ettiği için zaten bu kadar süsleniyor, püsleniyor. Ben ondan alçak olmamam lazım. Kadını bozan kadındır. İkinci derecede erkektir. Erkekler hırsla, biriktirmeyle, malla, kadınla, kadınlar ise hasetle yani. Hasetle olur, kıskançlıkla olur. Çok tabiatı farklı, davranış farklı olacak. Abiciğim o çocuk müziği serbest bölgeden gelen şeyle, serbest bölgenin etkisiyle, tesiriyle müziği tabii, açtı. Tabii, tabii. Evet. Siz de akıl ile onu uyardınız. Yani akıl bunu... Ben bunu ortadan çıkarttım. Önce hisse orasını görmesini sağladım. Sonra neyse ayrıldım ön petrol doldurdum. Masucelerden bakıyorum öyle. Şöyle bakıyor. Kesinlikle geçmedi şey. Arabamı benzin doldurduğum için yıkadı ya. Şöyle koymuş sopasını yıkama süngerini aynı anlatıyorum size. Şöyle bakıyor. Kartı da verdim. Yanıyorsan eşeği tutuşturmuş yanıyor. Aklın varsa gör demiş. Ben sana o kadar anlattım. Kartı da verdim. Siteye de gir. Bak dedim şuraya ortaya koydun. Müzik başladı kapattın. Önceki aletin sonraki aletin. Burada ne bir yalnızlığımı gideyim. Yani fırça gelmiş sabah sabah. Kapattın. Dertlerin başladı bu sefer. Bütün mağazı korkladı. İstikbal olmayanlara vücut rengini verdi müzik. Mahvettin, pişirdin, yok ettin. Peki. Abi yine cevabı alamadım. Özür diliyorum. Bakın geçiyorsun. Ne istiyorsun benden? Bakın diyorum ki akıl. Benim şu zamana kadar ki anladığım aklın akıl olması için vahye bağlı olması gerekiyor. Tamam doğru. Vahye bağlı olmayan akıl değildir. Tamam o demi ödemiştik. Dedik mi abi? Abi daha önce de çok dedim. İşte o zaman az önceki o yazdığımız şeyi iyi ben o zaman anlayamıyorum abi şunu. Evet. Mesela bakın şimdi az önceki... Kalp yüzün, elem ve kalp ve akıl da alınıyor. Evet diyorsun. Yani mesela ne soracak soru? Mesela diyorum ki akıl bir alettir. Bakın şey gönderdi az önce. Eğer Cenab-ı Hakk'ı satmayıp belki nefis hesabına çalıştırırsan öyle meşhur ve müzik bir ve müezzit bir alet olur ki geçmiş zamanın alam hazine hazinanesini ve gelecek zamanın ahvali muhafifanesini senin bu biçare başına yükletecek. Tamam. Şimdi bunu yapan Hasan abi, akıl. Nefis hesabını çalıştırırsan,
Ama akıl vahye bağlı olan değil mi? Bunu abi, yapan zeka o zaman. Şey diyor, Allah şer'i yapmadım ya diyor ya. Nasıl bak, vahye bağlı bir akıl? Ona zeka akıl diye ustad ayırmaz. Ayırmıyor. Bunu bir zaman diyor. Çünkü hı, bu aklın içerisindeki sıfatlar onu okuyoruz. Tamam mı? Şimdi bunu akıl yapınca akıl akıllıktan çıkıyor. Adama şimdi akıldan konuşuyorsa akıl yapıyor. Ama akıl ne yapıyor? Akıl ortadan kalkmıyor. Zekanın emrine giriyor. Hı. Yani o yapıyor. Yani zeka dermez orada. Abi özür dilerim. Hani tasdik ettiğinde otomatikman onların hepsi oluşmuş olur. Yani doğru. Tasdik ediyor ya, tasdik edince o deha, zeka hepsi otomatik oluşuyor zaten. Otomatik oluyor. Yani akla hitap ediyor bunu, aklına hitap ediyor. Zekada olana, mesela sen diyor ki aklınızı başınıza alın diyor. Bu kime hitaptır? Tahakkülüne hitaptır. Şuraya hitaptır. Tahakkül sistemdir. Fiil hali akıldır. Muzari, yani geniş zamanda akıl kullanılır. Bizde akıl olmayabilir. Akıl gider, gelir, küçülür, büyülür. Yani değişkendir. Ama sistem değişmez. Bir derece teklif altına girmez abi, zaten aklına. Tahakkül sistem değil. Ya şey işte ya Hasan abi, siz diyordunuz ya hani zile bastım, açtı, yine ben bana kapıyı açtı. Şimdi... Abi bir de şey ya, elem şer değildir ki, şer midir ki elem? Oraya takılmayın ya. Onun için anlasın. Aklın zahirisi ve batınısı var. Lemalar 72. Aklın zahirisi ve batınısı varmış. Akıl görüyor. Lemalar 96. İnsaf aklın sıfatıdır. İnsaf nısıftan geliyor. Her iki tarafa açık. Lemalar 188. Bak kaçırmayın. İnsaf aklın sıfatıymış. Nısıftan geliyor. El insaf derler ya, akıl da berzan ya, akılın ne buraya dahil, ne buraya, terazi gibidir bu. Onun için akla hitap ettiği zaman burayı da blok edebilirsin, buraya da istikamet verebilirsin. Aklına hitap edeceksin. O akıl da nedir? Bilerek konuşalım. Akıl muayyen olmayan, her şeyi belirleyen sıfır gibi bir şey, berzah. Eksi bire doğru gider, artı bire doğru çıkar. Bu nedir? İnsaf diyor, insaf. İnsaf, sokak tabirini kuşatmayın. İnsaf nısıftan gelir. Ben iki tarafı açayım ama kararım yok. Bir taraf. Tamam. Ondan sonra bakar böyle, aklı ikna edecek malzemeler veriyorsun. Öteki tarafta sefaat veriliyor, onlarda bir şey yok. Bu tarafta sen aslını anlatmaya çalışıyorsun. Bak diyorsun ki, bak kardeşim, öyle yaşıyorsun ama mesela senin fıtratında beka yok mu? Evet arzusu yok mu? Sonsuzluk arzusu. Peki bunu nasıl susturacaksın? Yani bunu bilmemek, onu susturmak, ondan kopuk yaşamak bu çare mi? Çare değil. Ondan mesela hüzün geliyor, elem geliyor. Geçmişin elemleri, geleceğin hortlakları var. Hortlak yok ya, hortlatıyorsun. Şimdi bunu müzikle şuna buna yapıyorsun. Yani müzik dinleme anını bil ki mazinin elemini, geleceğin hortlaklarını çıkartacaksın. Hayal kuracaksın böyle. Öyle olmayan bir dünyaya seni sokacak. Hortlak yani. Sonra çıkacak, seni ne yapacak? Cehennemine döndürecek. O zaman ne yapıyoruz biz? Neyi kullanıyoruz? Onun diyor 15. şu adam, hissini mağlup edecek, aklını ikna edecek. Mesela cehennem korkusu yetmez der, hatırladınız. Çünkü cehennem madem var, Allah da Rahman ve Rahim'dir. Merhametlerine merhametlisidir. Ondan sonra Allah niye yaksın der. Gafleti kumlu şey, deve kuşu gibi kafasına sokar. Ama aklına malzeme veriyorsun. Mesela dedi ki, bak sen buraya dedim araba yıkamaya gelmeden önce şurası. Bu kadar kısa zaman. Açtın, şimdi kapattın. Kapattıktan sonra ile haletini, şu açmadan önceki evden gelirken haletin nasıldı? Peki kapattıktan sonra ortaya çıkan mazinin hüzünlerini, geleceğin hortlaklarını sanal dünyalarından oluşan sende güvensizlik var. Yani eminlik yok. Tamamen her şey olabilir.
bir kaydı yok. Ondan gelen insanda bir korku var. Buna tıpta kaygı, şey felsefede kaygı, şeyde ne diyorlar? Ansiyete. Tıpta ansiyete, kaygı felsefede, bizde korku, geleceğin korkusu. Geleceğin korkusu, korkak gibi. Geçmişin elemini. Ortada bu var. Ha, o zaman diyoruz ki bak, aklın malzeme veriyoruz. Kaç, ne kadar yaşayacaksın? Bak koca bir günde belki de toplam 20 dakika tuvalette ömrün geçiyor. 60 sene yaşayan 150 gün şey yapıyor. Böyle malzeme verdiğin zaman akıl ne sıftır, ne sıfır. İki tarafa da kaygandır yani, kantar gibidir. Kayıyor, ikna, malzeme veriyorsun. Usta da buna diyor ki 3 tane malzeme kaynağı var. Ona girmedik, gireceğiz tabii de ama. Bir, ABC'den çapalım. Burhan, deli, hüccet. Devam edeyim. Çok mühim olduğu için. Dilse bir ara verelim. Bir de kameranın hafızası da şey yapalım. He tamam. Ayarlayalım. Tamam. Peki. İşte. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Hafızadan dolayı şey yaptık. Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin selamat. Aklın muhakemesi mektubat 397. Aklın bir zahirisi var, bir batınısı var. Osman bununla alakalı bir soru sordu burada. Zahirisi aklı maaş, aklı maat derler. Yani vahiyi kabul edebilecek, yani veya reddedebilecek. Bazı ilmi kelam ve kayıt imamlarınca vahiy de olmasa Allah'ı bilmesi lazım. İmam-ı Şafi bunların başında geliyor. Yani din bile olmasa bir Allah vardır diyebilmesi şekilde bir donanıma sahip. Yani delil de ne diyor? Vahiy anlayabilecek bir yapı diyor. Vahiysiz de bir bu kainatın bir saniyesi var. İbrahim Aleyhisselam'ın bir sanatkarı ararken bir ay güneş meselesi gibi. Bu zahirisi bir de batınısı var olduğunu ulemalar 72'de nedir o? Sırr-ı kemali var. Sırr-ı teklif. Teklif bir sırdır yani. O batısına kadar iniyor. Böyle bir alet, böyle termometre, barometre gibi değil. Tasdik de böyle bir ilim. Yani onayladık, geç bu tarafa. Latife-i Salih ile beraber çalışıyor. Yani ondan sonra böyle izan çalışıyor aşağıda. Latife-i Rabbani ile değil mi izan? İzanımız. Latife-i İnsani ile çalışıyor. Yani böyle bir dosya onaylamak gibi değil yani. Belki başlangıçta öyle oluyor tasdik vesaire ama. Demek ki bir aklın zahirisi ve bir batınısı var. Yani vahiy kabul edebilecek bir yapıya sahip veya reddedecek. Bu değil ki akıl, bunun dibi de var. Yani batınısı da var diyor. Akıl görüyor diyor. Mesela Lemalar 96. Mesela şeyde söylüyor ya 26. lemada. Ben bunu diyor gözle değil kulağımla işitiyordum. Gözle değil kulakla görüyordum. Kulakla görüyordum. Tabirleri var. İnsaf aklın sıfatıdır. İnsaf, insaflı ol. İnsafsız aklın diyor. Hakem olamaz diyor. Usta başka yerde. Lemalar insaf, lemalar 188. Marifet ve irfan aklın sıfatlarındandır. Şualar 116. Marifet ve irfan. Taharri aklın sıfatıymış. Şualar 127. Taharri. Bilmek aklın sıfatıymış. Şualar 600. Bilmek. Yani düşünmek, bilmek tasavvurda ya. Yani o sıfat olarak içeriye geçiyor. Anlamak aklın sıfatı. Şualar
129 ve 218, sözler 380. Anlamak. Bu çok önemli. Anlamak. İdrak etmek değil, anlamak. Hikmet aklın sıfatı. Şey silinmiş. He. Şualar 636, sözler 193. Hikmet. Şurada yazmıştık geçen hafta. Aklın tefriti cebanet, şey okuz. Humut. Yok. Gabavet. İfratı ise celbeze, vasatı hikmet. Teemmül ince mesnevi 12, aklın sıfatıymış. Muhakkemat, bu kitap var ya, bizim kitabın adı. Muhakkemat aklın sıfatlarındanmış. İnce mesnevi Nuriye 23. Muhakkeme. O sıfatı muhakkeme. Onlar çıkmış yani. İfratı celbeze, vasatı hikmet, tefriti ise gabavettir. İşaret edeceğiz 23. Çok işledik. Allahsız düşünmek, bilmeklerin vehimleri vahşi olur. Yani Allah'a koymadan bilmekler var ya, bildiklerin. Hepsi vahşi şeye benziyor. Kaç çeşit biliyorsan, safariye gittin Afrika'ya. Timsah var. Aç sırtlanlar var. Kobra ilanları var. Var da var. Ne kadar bir ölüm çeşitleri var görüyor musun? Hangisiyle ölmek isterdin? Sırtlanla mı? Timsahla mı? Kobra mı? Ha, bu ölüm şekilleri. Seçemiyorsun. Şimdi iyi şey yapın, hayal edin bakalım. Helikopterle attılar seni. Bir tarafa kaçıyorsun sırttan, bir tarafa timsah, bir tarafa kobra, bunlar ağaç. Hangisiyle ölmek isterdin? Ha, o andaki, daha ölmeden önce bunlar ve sen, ama bir şekilde öleceksin. O ölümleri seçmek de o anda ölmeden önceki senin haletine, o halete Allahsız düşünmekten ortaya çıkan vehimler, vehim çeşitleri bu vahşiler gibidir. Vehim. Bir vehim var, sırtlan vazifesi yapıyor. Dimağdaki temsilcileri bu. Bir vehim var, ateş atıyor. Bir vehim var, zindana koyuyor. Bir vehim var, dibe götürüyor. Bir vehim var ki hayatı anlamsız kılıyor. Hayatı o kadar anlamsız kılıyor ki. Öyle bir, o anlamsız bilgi değil. Öyle bir acı çekiyor ki acısız, acı bitiyor. Acı yok, öyle kesme. Çare intihar. İntihar çare ise kendisi nedir? İlaç acıdır. Niye içiyor? Ağrı çok büyük de ona katlanıyor. Yani bu acılığa katlanıyor bu dehşet için. İntihara katlanıyor bunun için. Bu vehim. Allahsız, pergeli Allahsız koymaktan, Allahsız düşünmekten dimağda ortaya çıkan bilmek çeşitleri, o vahşi bir ortamdaki ölümden ölümü seç. O vahşi canavarların sıfatlarına benzer. Kimisi parçalar, kimisi yutar, kimisi boğar, kimisi zehirler. Böyle yapar. Çünkü vehimleri akıl üretiyor. Yok, vehimleri akıl üretir değil ki, buraya veriyor. Yani buraya da olanlar bulsuz olmuyor. Tek başına hepsi kalıyor. Hadi bakalım, resmi daire gibi. Beyefendi, dosyanız gelmedi. Bir şey atıldığı zaman taahhüt, tasavvur, hepsi hissesine göre alakadar oluyor. Hepsi etkileniyor yani, kopuk değil. Ama konuşunca, ders yaparken tek tek konuşuyoruz. Ondan sonra tek tek konuşuyoruz, tek tek. Tek tek konuşuyoruz çünkü nasıl izah edeceğiz? Ama hepsiyle alakadar. Ondan sonra... Teemmül düşünce mi dersin ha? Yok. Lügat da öyle diyor da. Düşünmek var ya böyle, düşünmenin içerideki teemmül. Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri şey yapar, teemmül.
Yani düşünmenin daha böyle bir şeyi. Tefekkür de değil. Ortaya çıkan şekle benziyor. Resme benziyor. Yani lügat, onun için yazmadım teemmül. Yani değil yani. Teemmül. Kelamını teemmül et diyor. Evet. Eğer istersen Rabb-i İzzet'in kelamını. Evet. Şimdi teemmül et bu misaller diyor. Yani çok acayip bir şey diyor. Onun için bizi eziyor şu anda. Yani durgunluk gibi gözüken diğer dersler gibi canlı acayip bir şey ya. Yani konuşurken hep oralarda oluyorsun yani. Böyle mekanı da yok. İşin garip tarafı bu, acayip bir şey yani böyle. Hayır. Garip bir okyanus ya. Gırdap yani. Hı. Dünyanın fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Yani kapısı bu dünya. Cennet ve cehennemin kapısı. Yani bu dünyadaki kapısı ya. Çok tuhaf ya. Göbekten giriyor ya vahiy. Şöyle giriyor. Ne buradan gelmiyor, buradan da gelmiyor. Buradan giriyor. Yani çok garip bir sistem ya. Ama ondan önce kalpten hayat-ı tekvini olan mucize Kur'an girmiyor mu hani? Giriyor. Zaten alimler öyle diyor. Yani hayat-ı tekviniyeleri diyor tanımlayıp bir Allah vardır diyebilir diyor. Böyle bir garizi bir yapısı var. İlle vahiy ile akıl olmuyor. Yani var yani garizi var. Onun için bir Allah bilmesi lazım diyor. Öyle İmam-ı Şafii ve Eşari Hazretleri, Maturidi Hazretleri vesaire. Hayır diyor. Öyle olsaydı peygambere ihtiyaç olmazdı diyor. Peygambere işte neyse onun da delil gösteriyorlar. Hepsi de aklı. Fakat aklın bir zahirisi var, bir batınısı var. Devam edeyim. Fikir aklın sıfatıdır. İşaret icaz 101. Muhakeme aklın sıfatlarındandır. İşaret icaz 109. Divani Harbi Örfü 38. Yani muhakeme. Yani acayip bir şey ya. Bu aklın sıfatı. Peki nedir ya? Bunu zaten gireceğiz içerisine. Dersler olacak. Teemmülü olacak ders. Erdinç. Teemmül olacak. Teemmül. Mesela teemmül. Yani bunun açılımı var. Oradan bulduk o sıfatı. Başka? Burhanlar aklı yapılandırırmış. İşaret edeceğiz 112. Yani akla 3 tane var ya. Al, B, C, Ç'den gidelim. Burhan, delil, hüccet. Aklı yapılandıran şeymiş. Burhanlar. 112 işaret edeceğiz. Allah Allah. Tafsili gelecek de onun için girmiyoruz. Bu sıfatları konuşuyoruz. Bu nereden çıktı okurken? Oraya gelecek zaten sayfamızda. Fehm, aklın sıfatlarındandır. İşaret edeceğiz 116. Fehm, süzgeç. Fehm süzgeci diyor değil mi? Hatırladınız mı nerede geçiyor hangi kitapta? Mahkeme, tarika. Kim hatırladı onu? Maşallah. Söylediniz Hasan abi söyledi. Peki küfran-ı nimet aklın haramıdır. Allah Allah. Küfran-ı nimet aklın haramıymış. İşaret edeceğiz 176. Haram. Küfran-ı nimet. Aklı sağ, vicdanı sol taraf diyor sözler. 309. Kur'an'da iki cenah da bahsediyor. Sağcılar, solcular derken bu Galatasaray, Fenerbahçe gibi sağcılar, solcular değil. Kullanıyor. Mesela Risale-i Nur'da da başka bir şey söylüyorum. Sağ geçmiştir, sol gelecektir. Sağdan verilecek kitaplar, soldan verilecek omuzda, haşirde. Ama sözler 309'da aklı sağ, vicdanı sol taraf. Sağ neydi? Geçmiş. Sola şey yapmıyor, sola vicdan çalışıyor, gelecek. Geleceği aydınlatan, gelmeden gören vicdandır. İkisini bir. Akıl ise geçmiş ve hali tutuyor. Gelecekte akıl değil mi zaten? Hayvandan farkını anlatırken o aklı o gelecekte... Orada onu vicdandan alıyor da ondan. O radar televizyonda gözüküyor ama seyreden sensin. Hasan abi noktayı istinat, noktayı istinat derken noktayı istinat Allah'a iman ya. Onu akılla bağlaştırabilir miyiz? Evet, evet. İstimdat zaten şeyden, oradan medet alıyor. Mesela insan bağırıyor, imdat diye bağırıyor. Ebed diye bağırıyor. Cevap veren neresi? Ahirettir.
imdadına verilen cevap noktayı istimdad. İmdat istemesine verilen cevap iman-ı bilahirettir. Nokta istinat böyle dayanak noktası, bu akıl. Akıl. Ya Allah'a iman. Evet, Allah'a iman. Ya bu acayip bir şey ya. Mantık ve burhan aklın sıfatlarındanmış. Emirdağ 104. İmkan akli aklın sıfatlarındanmış. Muhakimat 65. İmkanı akli. İmkan var ya, imkan, imkanıdır. İmkan. Burhan aklın sıfatıymış. Yukarıda herhalde şey yapmışız tekrar. Sözle. İmkan akli aklın sıfatlarındandır derken aslında siz bunu birinci derste şöyle söylemiştiniz. Soyutu somut yapıyor. He. Evet ama bu da net yani. Soyutu somut yapıyor. O bizim ifade ettiğimiz. Burhan aklın sıfatıdır. Şualar 154. Tereddüt yani kararsızlık aklın sıfatıymış. Her iki tarafa açık olması yani muhakemat 76. Her iki tarafa açıktır. Tereddüt her iki tarafa açık olmak şey Osman. Evet. Tamam. Muhakemat 76'dan mı? Hikmet aklın sıfatlarındanmış. Muhakemat 123. Gene yukarıda şey yaptık ama gene insafı, lemalar 188, insaf aklın sıfatı. Burada da sözler 129, insaf aklın sıfatıymış. Ben buraya insafı şuraya yaparsam ben bunu silerim. 129. Sözler 129. Aslında insaflı bak derken hani vicdanını da bir dinle demek ki çalışıyoruz. Evet. Yani diyoruz ama hikmet şuraya şunu da ekleyeyim. Mahkumat 123. Buradaki insaf nısıf. Nısıftan geliyor nısıf. Yani yarılama. Yani sistemi aktif edip şey yapmak. Fikir aklın sıfatlarındandır. Ama tasavvurda da var. Sözler 145. Hayvanlarda fikir yoktur der. Evet. Aynı böyle geçiyor net. Hak hayvanlarda fikir. Olmadığı için diyor. Aklın sıfatıdır. Yoldur çünkü. Fikir yoldur diyor. Anlamak ve bulmak aklın sıfatlarındandır. Sözler 226. Tevekkül aklın sıfatıdır. Sözler 315. Tevekkül. Şuraya bak. Vekil yapmak. Kibir aklın sıfatlarındandır. Akıl midesi, akla mide diyor. Mektubat 331. Böylelikle aklın sıfatlarını da anlattık. Şimdi bunların asıllarına devam başlayacağız. Şimdi Hasan abi, kibir aklın sıfatlarındayken, sıfatlarından derken, yani aklın hangi durumu bu? Yani kendinle ifade ettiğinde mi? Yani nasıl? Yani kibirli olmak. Yani kibir dediğimiz şey aklın sıfatı nasıl oluyor? Yani kibir ekabir, kendini büyük bilmek, yani üstün görmek. Ama vahye bağlı olmuyor. Aklın ifrat modu. İfrat modu. Evet. Şeytandan çünkü. Peki kibir Kur'an'da kim? Temsilcisi. Şeytan. Her şeyin ifratı kim? Şeytan. Kibir de aklın ifrat modu, şeytan tarafı. İfrata kaymış akıl. Tefriti nedir? Çok kötü yani. O da yani gerçi ustad diyor ki tefrit muzirdir. Ama tefriti ortaya çıkaran ifrat olduğu için daha muzirdir ifrat. Dolayısıyla alimin özürü yoktur. Cahilin özürü var, tefrittedir. Ama alim bozulursa ötekiler tefrite düşmesi. Şimdi kibir ifrattır. Tefriti nedir bu? Özgüveni yok. Hiç yok. Ya ben bir şey değilim. Benden bir şey olmaz. Yok canım. Ya nereden tutarsan tut. Ya acayip çıkartamıyorsun odasına vesaire. Benden bir şey olmaz. Bedbin. Bedbin var ya bedbin. Bedbin yani. Böyle. Ben bir şey olmaz. Yok canım. Ben bittim. Aklın tefrit modu. Kibir ise bunun ifrat modu.
Vasat haddini bilmek. Hududunda kalıyor. Allah'tan ümidini kesmiyor. Yeis'e kapılmıyor. Yeis işte tefriti yani. Başka bir mana. Yani bizim kitabımızda, bizim sohbetimizde, yani gelsin de kurtulmak için ama bizim meşrepte, yani nurculukta, meslek ve meşrepte yeis'in hiç yeri yoktur. Hiç sevmediğim tipler yeis. Yeis'e muptela olanlardır. Ümitsiz, betmin, ya canım ben. Yani bir acayip bir şey ya. Hiçbir şeye benzetemiyorum ya. İnsan düşer günaha. Günaha düşer. Beşerdir. Yeis'e düşmez. Günaha düşer. Yeis'e düşmemez, düşemez. Allah söylüyor Kur'an'ında. Kafirler ancak Allah'tan ümidini keser. Müminler için diyor mu? Müminler olur ki günah işlemezler. Öyle diyor. Müminler yeis'e düşmez. Müminler günah işlemez demiyor. Ümit kesilmeyecek. Böyle acayip oluyor ha. Kokuları da değişik olur. Yeis'e muptel olanlar var ya ben. Evet yok. Bunları dersime de almak istemem de yani mesul olun diye korkuyorum. Yani. Hani düzelsin diye alacaksın da ben hususi hissiyatımı karıştırdım kusura bakmayın. Aslında bir şey sorabilir miyim? Hiç kan sorma. Mesela o çünkü bir şey bitireceğim. O halet var ya o halet. Senin dünyada peşin cehennemin ya. Bir tuhaf bir şey ya. Hiçbir şey. Bu yeis var ya yeis. Ustadı demiş. Onun sözünü söyleyeyim. Mani erkemaldır. Her çıkış yolu kapatmış ya. Bir şey yapamazsın. İp uzatıyorsun, merdiven uzatıyorsun, mikrofon uzatıyorsun. Ne el veriyorsun? Hiçbir şey de tutmuyor. Şimdi cehennem değil, Adem'e batıyor. Bunu mu diyecek? Yok. Şimdi sorayım. Benden affet. Şimdi Hasan abi, nurun mesela gündüz feneri yaktığımız zaman kendini belli etmez. Ama karanlıkta fener kendini belli eder. Yani karanlık nurun sıfatı mı oluyor bu manada abi? Sıfat olmaz. Sıfat için gösteriyor diye bak ayrı bir şey de. Mesela diyor ki ayette meali geceyi biz karanlıkla örttük diyor. Bu başka bir alem, gece alemi. Yani karanlık başka bir şey. Yani ayırt etmek için onu boyamış. Yani orada kendisini gösteriyor diye. Mesela diyelim ki küfür imanın sıfatı değil. Küfür gösteriyor imanı. Evet. Şimdi Sözler 277 sayfa 208'de. Evet. 25. defterin 208'in sayfa çektiniz ya. Evet şimdi metin okuyoruz anladıklarımız. Evet. Tamam mı abiler? Sözler 277 diyor ki bir çare vesveseli adam ne yapan? Azan mı diyor? O yok silinmiş şeyle. Bir çare vesveseli adam bozan. Tağyum. Adam bazen be olacak. Bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Bazen. Şimdi bir daha yazayım bakayım çıkacak mı? Oraya bazen vesveseli adam. Pergeli vesveseyi koy. Şeytan. Ne yaparmış? Tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani şurayı karıştırıyor. Kim yapıyor? Şeytan şurayı diyor ki sen git diyor buraya. Burayı bozmak için akla de ki sen vesveselisin. Hiç kimsenin aklı vesveseli değil. Benim aklım ben vesveseliyim. Senin tahayyülün vesveseli. Tasavvurun vehimli. Tamam mı? Şeytan diyor vesvesesiyle akla burayı vuruyor. Burayı bak okla. Burayı zorluyor. Oraya girmeye çalışıyor. Kendisi giremiyor. Kullandığı silah vesvese. Tamam. Bu tahakkül biraz şeyle tasavvurla tahayyülün izdivacından olan bir velet midir abi? Bir de söyle. Bu tahakkül. Tahakkül. Tasavvurla tahayyülün izdivacından oluşan bir velet midir? Çünkü şöyle diyelim
menfisi var, müsbeti var. Düşünmedim ama böyle çok garibime gitti yani. Bunu Kur'an şöyle kullanıyor. Semadan suyu, arzda da yumurtayı. Dünya yumurtalık. Tamam. Yukarıdan da su. Çekirdeği de şey yapıyor, yukarıdan su indirecek. Aşağıdan da yapıyla meyve çıkıyor. Altta o evlat diyor. Çocuklar sanki sema ve arzın izdivacından yavruları yani bitki. Şimdi tahayyül ve tasavvurun izdivacından, çünkü önce tahayyül olur. Sonra tasavvur olur. Yani bir etken bir şey yok. Edilgen bir olay. Edilgen. Tahayyül olur. Tasavvur sonra gelir. Tasavvur gelir diyor. Yani gelen tasavvur sonra gelir de akkul. Yani sanki yani bir yumurta bir sperm sonra da tahakkul denen çocuğu. Acayip bir şey. Çok tuhaf. Ama yani onu demek sonra sonra tamam. Tasdik oluyor. Ha yok sonra tasdik ediyor diyor. Şimdi tasdik ediyor deyince oluyor değil de şey ediyor. Bir şey var ya yani, karar verici var. Karar verici var. Orada biz şey yani tahakkul mu? Tahakkul karar vermiyor ama. Tahakkul tasdik etmiyor yani. Tasdik başka bir şey var tasdik eden. Evet. Ama tahakkulü kullanarak. Kullanarak. Yani onu kullanıyor. Onu bir onu tasnaf ikiye ayırdı gibi oldu. Az önce sorduğum soru oydu. Tafsilin de tahakkul akıl şey yapmaz. Başka bir vahye ihtiyacı var. Ama fıtri olarak kısmında iş yapar bir tasdikleme şey var demişti demin. Evet burada tasdik var burada ama hepsinde de bir tasdik şey var ama bu tahakkulda akılda bir garizisi var. Yani sanat-ı fıtriyesi var. Sanat-ı fıtriyesinde vahiy dahi olmasa bir Allah'ı bulmaya yapısı müsait etmesi lazım diyor. Yani bu sureti, zahirisi. Bir de teklife girecek kadar mı, girmeyecek kadar mı? Teklif yani İmam-ı Maturidi'ye göre değil, İmam Eşari'ye göre girer diyor. Onun için bir Allah, din gelmesi, bir Allah'ı bilmesi lazım. Maturidi Hazretleri diyor ki peygamber ve din gelmese, İmam-ı Gazali dedi, ekliyor diyor ki din gelir ama diyor, öyle yani terör dini yani var ya böyle, doğru bir din gelmesi lazım ki mesul olsun. Yani bu aklın bir zahirisi var, bir batınısı var. Yani zahirde din olmasa da beşeriyeti olur. İnsanlığı batınısı ile oluyor. Yani aklın bir zahirisi var, beşeriyet. Beşer şeylerle, zıtlarla dolu. Ondan sıyrıldıkça, batınısıyla beraber baktığınca insan oluyor, insana çıkıyor. İnsan aklı diyor. Beşer aklı bunu kavrayamaz diyor. Başka yerde diyor ki, insan aklıyla fehm eder diyor. Yani aklın içerisinde bir beşeriyet var, bir de insanlık var. Yani ustad, zahirisi ve batınısı diyor. Tamam. Evvelahiri demiyor. Zahir ve batını buldum daha. O gittikçe şey yapacağız. Şimdi ne diyor? Mesela diyor ki bazen tamam mı? Vesveseli adam tahayyülü tahakkulle mi diyor? Tahakkulle şuradan şuraya atlıyor. Yani çok acayip. Yani sistemi bilmediğin zaman hayalime geleni ben düşündüm, aklettim, aklımın eseridir dettiriyor. Yani şeytan hakikaten şeytan yani. Ama biz de yani sistemi bilmediğin zaman bu dünyada öyle yaşama hakkın yok, ha şansın yok. Yani çok zor yani. Evamlı, vehimli. Dolayısıyla onun tesiri nedir? Kendini bekmin. Veya işte hasta. Yaşlıysa hastayım. Hastaneden acilden çıkmaz. Gençse ya gabavettedir, ya celbezidedir, ya basmıyor. Eylem itibariyle odadan çıkmaz veya kendisini yeisi muptela etmiş. Yani sevmediğim istibat böyle. Yeis yani böyle. Yani yok ben demiş onu yani böyle. Veya acayip gururlu firavun sanki kainatı o kurdu. Böyle bir şey atabiliyor. Yani garip ya. Ama sisteme şu anda konuşurken biz de arkasındayız önümüzdekileri konuşuyoruz. Yani böyle Risale-i Nur'la tanışmamız nasıl bir şükredeceğimizi de hakikaten bilmiyoruz ya. Çok tuhaf ya. Hani yani bu sisteme bakıyorsun. Bununla tanımlıyorsun kendini, anlamlandırıyorsun. Bir de beşeriyetin Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir düşüş, dipte gözükmemiş.
En zirve bir derste bir de. En zirve derste en dip asılı tam. Çok acayip. Onun için fazla ulaşmadan bu işlere kenar köşeden kıyısından ömrünü tamamlayıp çekip gideceksin. Yani bulaşmadan, bulaştırmadan, karışmadan, karıştırmadan. En zirve ders. Niye en zirve ders? En büyük tarih, bebeden, işte Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş, gelmeyecek. Bitti. Ahir zamanındayız, bitiyor. En zirve derste ancak dengeye gelebiliyoruz. En dip, en yüksekte. Şeyde diyor, mektubatın en sonunda diyor, ikizin ciremizde, yani Risale'nin emniyeti nereden geliyor? Asrın dehşetinden geliyor. Bütün devirler şu anda yaşanıyor. Yaşanıyor. Bütün insanlığın ilk kuruluşundan bu zamana kadar bütün devirlerin hepsi şu anda yaşandığı için bunun adı ahir zaman. Evet. Ahir zaman ne demek? Lut kavminde Semud kavmi yaşanmıyordu. Ad kavmi yaşanmıyordu. Lut hali yaşanıyordu. Ad kavminde Lut kavmi değil. Yani fakat bu aslında her kavim hepsi azami derecede yaşanıyor. Onların cemine zaten ahir zaman denmiş. Hangi kavmin ne helak olmasına sebebiyet ne vardı ise sıfatları hepsi yaşanıyor. Hepsi. Şu an ülkel insanlık bile yaşanıyor. 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 Ne aklınıza geliyorsa hangi kavim hepsi en genelde yaşanıyor. De. Mesela eskiden bir kavim ne kadar olacak? 3000, 5000 kişi olacak. 10.000 kişilik. Şimdi milyonları yaşıyor. Ama tamirci peygamber değil. Peki ne olması lazım? Mesela İsa Aleyhisselam'ın o asırda insanlar işaretiyle vazifeliydi. Hangi isme mazardı? Kadir. O zaman asıl imamı peygamber değil ama Kadir ismine değil. İsm-i Azam'ına mazar olması lazım. Semud kavmi, Ad kavmi, Lut kavmi mesela. O zamanın sıfatını tamir ile vazifeliyse bu asıl imamı, o asırdaki peygamber hangi esmaya mazarsa onun ism-i azamına mazar olması lazım. Onun için Risale-i Nur her ismin mertebi azamından gelmiş. Çünkü tamiri böyle iktiza ediyor. Zatından değil, tamir çok berbat. Yani tamiri çok zor, tamir edilecek şey çok berbat. İsimle kurtarmaz. Mesela ölüler diriliyordu. Soruyorum, İsa Aleyhisselam ölüyü diriltti. O adam tekrar ölmedi mi? Ne işe yaradı? İman etmesin. Ha şimdi adamlar ölüyor. Kadir ismi azamına mazhar ne demek? Ölü gönüllerin dirilmesi lazım. İmanla. Ölü akıllar dirilmesi lazım. Bir tefekkürü derste. O zamanlar sureti yaşanıyordu. Şimdi kanuniyeti her... Yani mesela ölü akıl. Akıl bitti derdiğin için. Akıllar basmıyor. Anlatıyorsun basmıyor ya. Böyle aval aval bakıyor. Sussa da telefonla oynasam. Yani nereden başlayacağımı da bilmiyorum ya. Bu derse gelen yani. Yani tamam. Onun için hususi dairesi şey yaptık. Peki oraya girmeyeceğim. Bu üçüncü mü dördüncü mü? Dördüncü devrede böyle olacakmış. Tecavüz olmayacakmış. Sufyaniyetin ileri tecavüz olmayacakmış. Sifi olacakmış. Yani basmayacak kafalar. O zaman ders şekilleri, hizmet şekli değişecek. Onun için 3 mü 4 mü devri olmasını tespit etmek çok zordur. Onu tespit edilip sağlaması yapılırsa bu sefer ona uygun ders yapılacak. Ona uygun ders nedir? Artık tebliğin kısmen durduğunu, hususi daireye mahsus olduğunu, çekirdek kadronu korumak gerektiğini, onlar ile meşgul olduğunu, üçüncü dönemdeki tebliğ şekli gibi geniş sahalarda dönemi olmadığını, familyanı korumak, çekirdeğini koru, ayakta dur yeter, bu çekirdek korunsun. Kışın ölen o ölsün. Ama baharda tekrar dirilecek bazı fertler kalsın. Fertler kalsın. Geçmişi geleceğe bağlayan köprüler bunlar. Onun için onlar nedir? Bir, vitrine çıkmayacaksın. Efkar şey yapmayacaksın, gözükmeyecek şey yapmayacak, böyle ufak ufak gideceksin ya. Çekirdeği koruyacak. Dördüncü dönem, üçüncü dönem tecavüz edecek, zulmedecek, hapsedecek, kesecek, doğrayacak vesaire. Bir, iki, Süfyan'da dört dönem. Dördüncüsü indi ise, ileri tecavüzü yapamaz, vasiyeti korumaya çalışır. Ne başlar öne çıkar? Sefahat başlar, sefahat. Leş, leşleşme, etcil,
hayvan olacak, etçi, leş durumuna inecek, her şey leşe inecek, leş beden, ona inecek hayat. Peki onunla çare olan insanlar, o çıkış yolu bulanlar ve var da ortaya koyacak kişiler de üçüncü dönemdeki ders metoduyla değil, dördüncü döneme geçecek. Dördüncü dönemde familyasını, kendi kariyerini, haletini, çevresini, grubunu, cemaatini korudu korudu. O kadar. Korudu. Geç ya. Hadi arkadaşlar köprüden geçiyoruz ya. Geçti. Allah Resulü'nün tabiriyle köprü dökülmüş, yıkılmış. Geçin diyor. Tamiriyle, imariyle meşgul olmayın köprü diyor. Bitti dünya. Alemi gaybtan, alemi gayba. Alemi şehadet. Köprüdür. Bu köprü sebebi şey de dünyadır. Allah Resulü o zaman diyor. Ey ashabım dünyanın tadı kalmadı diyor. 1400 sene önce. Köprü yıkıldı. Geçin diyor. Geçen geçsin. Geri dönüp de köprünün tamiriyle meşgul olmayın. Ha, dördüncü dönem mi değil mi? İşte ne yapacak? Bazı kişiler bunu sağlamasını yapacak. Sağlamasını. 3 mü 4 mü? Bunu neyle yapacak? Hayatını koyacak. Allah Resulü nasıl ki örf, ada, anane ki bazı şeyler o zamanın adetlerini, hayatını hayatıyla ödedi. Yani onu kaldırmak için örf, anane, kültür, gelenek 4. Buna nasıl kaldı? Kendisi uyguladı. Kendisi uyguladı bu köle statüsü. Ha, o zaman 3 mü 4 mü böyle yapardı işte şöyle. Ahi Allahu alem 4'e girdik derdi ha böyle. Allahu alem. Koca usta böyle derdi. 4'e girdik. Böyle yapma. Bırak şuraları. Bunları bırak. Koşturma. Kendi tayfanı koru, çekirdeğini koru ve korun. Tamam mı? Yani kılıcınızı körleyin. Evinize girin. Yani kendi evlad ifranını koruyun. Ama şöyle yapın. Allah-u Alem 4'teyiz. Allah-u Alem'le olmaz. Bu sağlaması yapılması lazım. 3 mü 4 mü? Çünkü ciddi bir şey. Allah Resulü nasıl ki en zor işleri kendisi yaptı. Böyle fertler de kendileri test yapması lazım. Tespit edecek. Öyle açtı lügatını aldı. Hadi bismillahirrahmanirrahim olmuyorsun. Yani akılla koruyacaksın. Peki bu bize ne kazandırıyor? İyi sistem bizi alıkoyuyor, bırakıyor. Ha bu böyle olacakmış zaten diye endişe etmiyoruz yani. Kendini korudun, dersini meşgul ol, derslerine git, kitabını oku, ihtiyacı olan seni bulur, merak etme. O nasıl ki, nerede oturuyor? Edirne'de. Kars'taki peynirin fiyatını biliyor. Kars'ta oturuyor, Edirne'deki arsanın fiyatını biliyor. Kim nerede ne bulacağını biliyor. Biliyor. Yani o aslında öyle değişmesinden kaynaklı o zaman tebliğ biraz değişiyor. Daha değişiyor mu diye. Evet, yani kendi dahilini has kılıyor. Mesela sıkıntı çok çoğalacak. Çünkü niçin? Hakikatten kopunca çareyi nerede bulacak? Sifi olacak. Leş olacak. Sıkıntısından dolayı, sıkıntı da hakikatten kopuk olduğundan dolayı. Bu sefer yöntem değişikliği var. Öyle tamam bir sene olur. Yöntem ne yapacağım ben? Hani her bir asrın bir yöntemi yok mu Osman? Mesela ama aynı asırda üstadın da 3 dönemi var. İman, hayat, şeriat. Peki bu neyi yapıyor? Aynı zamanda hayata dönmüş oluyor. Peki ne yapacak bu? Nasıl bir yöntem kullanacak? 4. döneminde. Bu bildiğin ne oluyor? Hayır. O zaman ha diyorsun o şekline, hareketine, koşturmana, ders yapmana, ilgilenmen, yapıp yapmayacaklarını tayin ve tespitinde isabet ediyorsun. Yani, tamamen keyfiyete dönüyor şu an. Evet, tamamen keyfiyete dönüyor. Allah razı olsun. Ay, ifade edemedim. Kemiyeti bırakıyorsun. Zaten öyleydi de. Ama tamamen oldu. He, çok güzel ifade ettin. Konuyu anlatmak istedi. Keyfiyet kaliteye dönüyorsun. Yani kendi böyle yapan evladını, sen babaysanız evladı yani, çoluk çocuğunu korumaya, kapıları kapat, rüzgar girmesine mani ol, delikler varsa tıkayın iştihat risalesinde, korunun. Bazı kemiyet, kış vefat edecek sinekler ama geleceği taşıyacak bazı efratlar sağlam kalsın yapılan altında, onlar onu bağlar.
o vakti gelince neşre mahvolacak zaten. Tamam mı? Nasıl bir peygamber haşir nasıl olacak ya Rabbi falan. 100 sene ölüm yaptı. Sonra dirildi. Sonra nasıl olmadı? Eşeğine baktı vesaire. Yani tamamen bu kemiyetle keyfiyete, keyfiyete dönüyor. Keyfiyet. Yani kendini, çoluk çocuğunu ha huyla oyalanmak bitti. Bir derece o şaşa dönem var da hizmetin. Abiler hatıralar, işte şeyler, böyle şaşa bir sürü şeyler ya bir biliyorsunuz. O bitti kardeşim. O dönem bitti. Peki dördüncü dönemde başka ne çıkacak diyor? Tamam. Zübeyir abi şeyinde. Keyfiyete has-ı nazar edilme zaruri lüzum değil, elzem haline gelecek diyor. Keyfiyet. Kalite özne dönmeye mecbur olacak insanlar. Zübeyir abinin tespitleri mi Rüştü abinin? Yok, ondan almış. Rüştü abinin değil, Zübeyir abinin. Ondan o, var mı öyle yazılı bir hadis? Var, onun vardı, onun defteri var. Yani o internette falan olan şey... O bir şey değil. O kendisi de, pek de farklı güvenmeyi de bilmiyorum. Okumam lazım ki. Çünkü Zübeyir abinin hatıraları deyip de kendi fikrini karşılamadı mı, kim yaptı bilmiyorum ama şey yapamıyorum. Bize Rüştü abi kendi defterine, Zübeyir abinin defteri ondaydı böyle. Şey yapardı yani kendi el yazısıyla. Veya onun yanında şey yapmıştı, tarihi o da yazardı, şu tarihte bana böyle dediler derdi. Neyse iyileşedik, külliyata baktık Sufyanet'in üçüncü döneminde. Nedir? Dördüncü dönemde bir iki malum. Tamam mı? Üç ve dört ustattan sonra olacak. Bir iki oldu. Ondan sonra Sufyanet'in üç dönemi de, bir de baktığım zaman sonra yanlış anlaşılmaz. Üç dönem ustadın döneminde de olmuş deniliyor. Ama üç dönem tam sentede. Çünkü Sufyanet'in birincisi, ikincisi, üçüncüsü belirledi. Dördüncüyü belirlemedi. Dördüncü kişiyi belirleyebilmen için dördüncü dönem sıfatını bileceksin ki Sufyan'ın dördüncü rüknü budur diyebilirsin. Çok önemli. Biraz şey gibi geliyor ama dördüncü belirsen ne olacak? Ne canım? Hayır. Nasıl ki beşinci şua ehli imanın imanını kurtarıyor? Öyle değil mi? İzmir plak 35, Kastamonu 35'te ehli imanını şey yapıyor. Sufyan'ın... Ehli imanı kurtarıyor demiyor muydu? Orada diyor ama orada da ehli ilmin. Çünkü bazı hadislerin kârlığına sebep oluyor ya. Ha, ehli iman dediniz de onun için. Ehli ilmin. Ehli iman. Ehli imanın imanını kurtarıyor. Yani o ya ehli ilmin var. Beşinci şua ehli ilmin ilmanını kurtarıyor. Onları tereddüt. Tamam şimdi bakacağım. Tamam. Şimdi birinci dönem. Evet. İkisi de başladı. Tamam. Şimdi birinci dönem. İkinci dönemi, üçüncü dönemi. Ustad zamanında belirlenmiş gibi. Şahıslar belirlenmiş. Ama dönem itibariyle ustad üçün mukaddemesi. Üçü yaşanmamış da. Yaşandı. Şimdi dörtte miyiz? Evet. Dörtteyiz arkadaşlar. Ben bunu hayatımla sağlamasını yaptım. Dörtteyiz. Bir şey yapamadım. Bir şey yapamaz. İzi ileri tecavüz attın. Onu Zahir Dostat diyor ki, niyetim diyor onu öldürmek olsaydı diyor, kılıcını kuyruğuna değil, kafasına şey yapardı. Demek ki bir şey tahrik ediyorsa, bir şey sağlama yapılıyor. Acaba 3 mü 4 mü? Falan. Ne yapar 4'ün? İleri tecavüz attır, durur. Vaziyeti muhafaza etmeye çalışır. Gücü yetmez diyor. Tamam. O peki nereye döner? Önemli olan burası işte, nereye döner? Tamamen leşe döner. Leşoviç. Et. Tezgahlarda hep et olacak. Et. Beden hayatı putlaştırılacak. Beden esas alınacak. Dikkat edin siyasete kadar. Gerçi ders harici ama. Bak siyasette ne olacak? Bilirsiniz ama yaşınız gençler belki bilmez. Eskide siyasette vaatlarda bulunurken şey veya propagandayı nelerler yaparlardı, konuşurlar. Şimdi kim müzik daha güzel yapıyorsa, kim daha böyle coşturucu müzik şey yapıyorsa %10 etkiliyormuş müzik. Yani bu insanların ne kadar bedensel hayatının kalitenin düştüğünü, bir Menderes'in vaatlerine bakın, bir CHP'nin bakın o zaman. Gel. Şimdi sokaklarda falan konuşma değil, kim müzik çalarsa. Aa bundan etkilendim diye oy veren var. Ha? Gayet normal. Tamamen her şey
ete inmiş. Bu dördüncü dönemi gösteriyor. Bu sefer yöntem nedir? Külliyatta, laikalarda dördüncü döneme ait şeyler var, mesajlar var. Tamamen ve tamamen, zaten öyleydi misiniz? Kemiyetten sıyrılıp, yani kemiyetin içinde keyfiyet, kaliteye, kendini, onun için üzülme, yeise kapılma, ne yaptığı, ne yapar, kendimiz koruma. Hatta bugün hatırıma da geldi yani böyle bir en azından su pazar dersi için daha geniş rahat hareket edelim. Sizin sıkılmanızdan sıkılıyorum. Rahat çay içeceksiniz balkonda. Buradan farklı yer, evet burası olsun da öyle bir yer hatırımızda olsun. Siz pazarı yapalım orada. Yani rahat girip çıkalım. Rahat edesiniz. Yani diye hatırıma geldi. Siz pazarı, oraya ben de oraya geleyim. Ha, yani diye. Sizin için yani. Anlıyor musun? Daha rahat edelim. Arkadaşlar dört. Birbirinize sahiplenin. Birbirinizi koruyun. Birbirinize tahammül edin. Birbirinize yani kusurlarıyla beraber göğsünüze, bağrınıza basın. Muvazene-i amal çok önemli bu asır. Yine dördüncü dönemde. Kusurlardan dolayı ucuza ve basite. Yani çabuk ve ucuza satmayın. Peki dördüncü dönemde önemli şey, ondan sonra oturuyorum. En öne çıkacak iki sıfat varmış. Leş ve tarafgirlikler değişecekmiş. Onun için iman gidecek. Amel olacak. Camiler dolacak diye hadisten. Ama iman edenler bunu demiyor. Camiler dolacak ama içinde bir iman eden olmayacak. Ya çünkü niye? İman var. Tarafkirliğinden, batıl tarafkirliğinden وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Tarafkirliğinden dolayı imanı gidecek. Bir, beden esas hayat alınacak dördüncü devrinde Sufyanet'in leş, bedensel hayat esas alınacak. İkincisi, tarafkirlikler değişecek. Kırk ve fiyattan bir tanesi kurtardı. Ama kırkın da namaz kılanlardan. Kafir olsaydı kırk tanesi, bir tanesi kurtarmazdı. Tarafkirlikten sade tarihçi oldu ama hayatın gerçeğiydi. Anladın mı? O kadar acayip kişi ki, bir şey ki, şu Kastamonu'dakini göstereyim de hangisi olduğunu ben de şey yaptım. Yani bambaşka ya. Diyor ki, şey koymuşum bak, beşinci şua umumun bir, bunu eksik yaptım. Ve bilhassa ehli ilmi imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Bunun öyle çeşitli yerler var ki, Emirdağ'da diyor ki, hocaları söylüyor, kendi ilminin kendisini kurtaracağını zannıyla Risale-i Nur'a lakayt kalıyor. Yani Risale-i Nur falan. Yani her şey diye bırakıyor. En azından Risale-i Nur bize ne veriyor? Dostumuzu, düşmanımızı belirliyor. Bir bakıyorsun ki adam dostuna düşman, düşmanına dost oluyor. Hepsi birbirine girmiş. Ya ondan sonra da ya bir felsefe de var yani. O tarafkir oluyor düşmanı, Allah düşmanına tarafkir oluyor. Kendisi bir şey de uyduruyor. Bundan dolayı ama değilim falan diyor. Peki şapka ve zunnar niyete mi bakıyor, fiile mi bakıyor? Ha. Bu tarafkirlik de niyete bakmaz. Tarafkirliğine bakılır. Neredeydi abi? 35 İzmir plaka. İzmir plaka. Ama yerlerini de söyleyeyim size. Başka yerlerde var bu. Bunun hakkında bir şu o kadar yer var ki söyleyeyim ben size. Şualar 578, Emirdağ 1 214, Mektubat 466, İnce Mesnevi Nuriye 120, Şualar 353, Kastamonu 80, Kastamonu 263. Merak ettim 80'de ne var ya? Ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın nuzuluna ve deccal öldürmesine ait. Bu da kardeşler dördüncü dönemin sonuna doğru olacak. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu. Onun için Osman da keşke burada olsaydı. 3 mü 4 mü tespit etmekte İsa Aleyhisselam'ın da gelişinin tespiti için çok mühim. Yani bunu toplamıştık. Fakat Erdin şunu yapar mısın kardeşim? 3 mü 4 mü tespit edeceğiz kardeşim bunu yap. Değilmez.
Ey asabım, şöyle yapın bu adeti kaldıralım. Ey asabım, kültürü, anane, gelenek şeyi sen böyle yap da kaldır. Sen yap ya Resulallah. O kişi kendisi yapacak. Biz aramızda Hasan abi yerine bu musibeti kaldırılacak birisi var mı diye böyle bir konuşmuştuk da. Yok, kaldıramazdı. Kimse atlayamadı. Yok, olmazdı. Çoluk çocuğunuz var. Yok, ruhunuz müsait. Kaldırırsınız. Ama bağlantılarınız var. Benim arkamda kimse yok. Bir emri yapar da yaparsın. Anladınız mı? Böyle arkamda bağ yok. Çoluk çocuğum, evlat ihalim olmadığı için. Üzerimde tapular, dershaneler vardı. Darülen vardı, kurulunca o da geçti. Bir şey yok. Yok, arkamda o da yok. Ağlayacak çoluk çocuğum yok. O zaman bunu ben yapmam lazım ki İsa Aleyhisselam'ın nuzulu mu? Ne zaman herkes bir şey diyor. Amerika'da gelmişti bilmem ne. Kardeşim, üçüncü dönemde İsa Aleyhisselam gelmeyecek. Dördüncü döneminde gelecek. Üç mü dört mü tespit etti mi ki? Ya peki 400 küsur tane ders yapan bir insan, psikoloji dersi, bu dersleri yapan İfrat Tefrit, ya bu manyak manyak, bu nasıl konuşuyor? Size bir şey söyleyeyim, çok garibime giderdi. Bak, siyaset ya, abuk sabuk böyle böyle cahil cahil, bana böyle adam olur mu? Bunlar hep bilerek yapıyorlar. Tamam mı? Yani o zaman niye hedef mesela Erbakan mesela? Şuraya bak, bu Çağlayan mitingi cennetlilerin. Yani itikadı mı bir şey yani? Çağlayan meydan toplayanlar cennet. Endonezya'dakiler gelmedi. Yedi kuleye gidenler cehennemin toplantısı. Yani bunlar kasten yaptılar. Bu böyle inandığından değil. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu siyasette. Yani oynanıyor mu? Hayır. Gidiyor kendi cemaatin şerri böyle şey yapıyor. Ta ki beni bırakın, terk edin. Oraya gidin adıdır. Anladın mı? Tabii oraya gidin, bırakın beni. Ama o haklıdır, oraya gidin derse dünya çömelecek onun tepesine. Hedef değiştirme. Yani bu siyasetteki durum. Bizim mesleğimizde İsa Aleyhisselam'ın usulü dördüncü dönemde olacak. Üç mü dört mü bilmiyorsun, o zaman ezberden konuşuyorsun. O kadar mühim ki bunlar. Dedim ki Rüştü abi, üç mü dört mü? Allahu alem. Abi nasıl test edeceğiz, üç mü dört mü? Allah bir vesileyi çıkarır derdi. Allah Allah. Hep merak ederdi. Allah, bir görse abi ya. Evet. Allah elbet alsan bir vesile çıkarır, sana bildirir derdi. 3 mü 4 mü? Ama sen tedbirli ol. Yani 3'ü de 4'ü de nazara alarak gitti. O zaman koşturuyor, şey yapıyordu. Dikkat edersen öyle hizmet çektiğimizin çok farklı olduğunu fark etmişlerdir. Çekirdeği korumaya çalıştığımı, hep ona kuvvet verdiğimi, hep çekirdeği beslemek için meşgul olduğumu. Rüştü abi de öyle yapmış. Evet. Usta Rüştü abi dördü inandığı için hep dört yapmış. Hep çekirdek çekirdek böyle vakıfların, he. Ya geç kaldım da yani yoruldum. Sabahtan akşama kitap okudum, önemli yaptı. Akşam da derse gittim. Teneffüs için arabaya dedim ki sen git, ben yaya geleyim şu mesafeden sonra. Mühim. O kadar böyle acayip hassas. Bakıyor çıkıyor odada, kimseye dönmüyor. Bakıyor rantalarda yatıyoruz. Ranta bir tane boş. Aslanın yeri boş. Nerede? Otuyor. Olta atıyor. Ya yeni tuvalete çıkıyormuş gibi kapı açılınca tam denk geliyor. Neredeydin? Soru soruyor mu? Yok. Beyefendi iyi gezdirdin kendini dedi, yattı. Yani kızda. Yani o kadar memnun oluyoruz ki. Biz üzülüyoruz. Bize kızdığından değil. O üzüldüğünden. Ama kızması bizi memnun ediyor. Alakadar çünkü. Sen öyle bir abim var. Hiç seninle meşgul değil. Ya. Alakadar değil. Bir şey demiyor ya. Kim bırakmış seni ya? Şimdi İsa Aleyhisselam'ın huzuru. Bak burada yazmışız. Ondan sonra dersin şeyler hepsi bu. 3004. Ama Rüştü abi Erdinç, Rüştü abinin derslerine bakın, dördü nazara alarak yapmış. Hep çekirdekle meşgul olmuş. Meşgul olmayın demiş. Bitmiş. Hep böyle bakarsın bitmiş. Aa Rüştü abi bakıyor nasıl bitti. Bitti de. Kolunun konu. Çünkü dördüncü dönem. Sırf vakıf
barındırmış. Ben de evet vakıfı korumaya çalıştım. Sırf onu korumaya çalışmış. Diğerleri... Hiç meşgul olmamış. Çekirdeği korumaya çalışmış vakıfı. Ben de bunu test ettim. 3 mü 4 mü? Bütün hayatımla hayatımı ortaya koydum. Aptal değilim 400 tane ders yapar. 4 olduğuna test sağlaması çıktı. Hadise de öyle gösteriyor zaten. Ben de öyle çalışıyorum artık. 3. dönemdeki eski Hasan dönemi o malum hadiseden önceki dönem gibi değil benim şey. 4 bitti. 4. dönem. Şey, Kur'an, sünnet, icma, kıyas var ya. Bu 4 döneme uyuyor mu? Şu an insanların kıyas yeteneği yitirildi. Ya maşallah. Şeyden, güzel antika. Şeyden girilmiyor çünkü Kur'an'dan, sünnette. Evet. Kıyas gitti. Doğru. Hadi bakalım devam edelim. Ezan okunmadı değil mi? Okundu mu? Okunmadı. Bazen şey bir çare vesveseli adam. Niye bir çare? Ya elinde bir şey yok. Bir çare ama şeytan şuurlu. Yani ondan diyorum ki şeytan şeytan olduğunu biliyor mu? Biliyor. He, biliyor. Kur'an'dan biliyor. Beni niye seçtin diye. Sufyan biliyor mu? Biliyor. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Şimdi ama vesveseli adam vesvese olduğunu bilmiyor. Şeytandan olduğunu bilmiyor. Onun sözünü kendi sözü zannediyor. Yani şuradan şeytanın buraya attığı hayali, tasavvuru kendine aklına girmiş bir vesvese vehim zannedip bundan sonra endişe ediyor. İtikadına alel geldi zannediyor. Onu gevşet, çat çat yapma. Gevşet. Hep şey yapar Hasan abi. İsa aleyhisselam taakkulde 3. mertebede İdris aleyhisselam hani hayalde elbise giydiriliyor. İdris aleyhisselam o zaman hayaldeyse terzilik olarak tahayyülde olması lazım. Niye taakkulde diyordum. Şimdi meğerse tahayyül ve taakkülü ayırt edebilen, mültebis olduğunu bilebilen İdris aleyhisselam. Bir daha söyle. Neyle neyi? Tahayyül ve taakkülü ayırt edebilen İdris aleyhisselamın makamında o elbisesi var. İdris'i meşrep oluyorsun. Taakkül ile tahayyül. Mültebistir diyor. Tahayyülün temsilcisi İdris aleyhisselamdır. Elbise İdris Nebi Hüllem içer deyip Allah Allah var ya. Cennet. Ama üstad üçüncü makamı demiş. Ya bak ama üçüncü makam ya tanımlayabiliyor. Temsilcisi olmuş. Yani o kadar acayip bir yer ki burası. Ne acayip alemi misal. Çok acayip ya. Arkadaşlar akılla böyle farkında mısınız? Bu 4. ders mi 3. mü? Akılla alakalı. 14. 3 değil. 2 tane sındık bugün. Ne kadar acayip garip bir haletlere soktu. Farkındaydı değil mi Osman? 12, 13, 14 evet. 3 ders. Öyle mi abim? Nasıl bir şeyler? Daha şimdi giriyoruz ya. Anafor ya. Ya. Bildiğimiz derse giriyoruz. He? Farklı diyoruz yani. Güya. Bak. Bir çare ve sesli adam. Ama ve sesi şeytan şuurlu. Düşman şuurlu. Bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi hayale gelen bir şüphe, akla girmiş bir şüphe tevhüm edip itikadını halel gelmiş zanneder. Yani bu nasıl bir iş yapmış ya? İtikad nerede bakayım? Ha şurada. Şimdi burada olan vesveseyi tasavvura girmiş kanlıları ondan sonra akıl kabul etti zanneder. Getiriyor bir de buraya. Bu adam buradan çıkamaz şeytan. Sanki buraya gelmiş. Buraya itikadıma zarar gelmiş diye düşündürüyor biliyor insan. Şeytan bunu deyince itikadın bozuk. Lan itikadın bozuk olduğunu nereden bileceksin? İtikad nerede ya? Burada peki bundan niye zıt var? Buranın sıfır sistemi bu. Yani şehrin özelliği. Niye meyhane var? Cami de var. Yani meyhane olmasa şehri sarhoş mu ediyor milleti? Cami olmasa hepsi alim mi? Yok. Yani şehrin özelliği. Buranın özelliği sırtları barındırıyor. Şeytanın bu vesvesesiyle buraya, buradan da buraya gönderme yapıyor. Diyor ki itikadın bozuk diyor.
zannettiği anda hükmü koymuş oldu. Aynen, zannını kendisi zannetti ya. Şey, hükmü koyuyor. Artık o, tahayyülde ama artık itikad. Mesela diyor, mesela abdestim gitti. Ne güzel demiş ya. Abdestin gitti. Hani bunu çok soruyorlar, yazın daha çok. Abi özür dilerim, yani fıkıh meselesi. Büyük kiloludur, büyük büyük popoda et fazla olduğu için sıcak, terliyorsun, açılıp kapanıyor vesaire. Abdestin gitti diyor. Gitmesi için iki sıfat lazım. Bak nasıl kaydı getirmiş. Ses gelmesi lazım, koku olmasın. Yoksa namaz kılacaksın ya. Ya belki gider. Belki ile olur mu kardeşim bu iş? Ne belkesi ya? Bu da çok soruluyor. Bunu da çok vesvese ediliyor. Tamam mı? Belki. Kokusuz olur. Kokusuz olmaz bu iş. Çünkü fukukta demiş. Kansız olmayacak. Fukukta ne demiş? Ben usulü görüyor musun? Ses ve koku. Etin açılıp kapanmasını abdestin gitti diyecek. Mesela çok sorarlar bunu. Kokmayan metan gazı daha keşfedilmedi. Diyorlar, benimki kokmaz diyor. O abdestsiz namaza devam eder. Peki. Hasan abi, bu aradaki sıfatla ilgili bir çareyi kullanması aslında çok o güzel. Haldeki olan insan kendini çaresiz zannediyor. Harika. Bir çaresiz. Evet. Bir çaresiz. Aslında yani çaresinin olduğunu bilmesi aslında oradan çıkartacak onu. Onu çıkartacak. Çaresizim ben diyor. Bu yani bir çare. Önce bir çaresiz. Bir çare yandırıyor. Tabii yani çaresi yok diyor bir kere. Geçmiş olsun diyor. Çaresi yok diyor. Bir tanesi dedi biliyor musun? Hem de yakının. Yani yaşlı böyle amcamın hanımı. Hastayım ben. Köydeydim böyle. O kadar acemi hiç unutmuyorum böyle. Amcama ziyaret ettim ama artık evime, benim ev aşağıda biliyorsun Osmanlı o köy. Amcamı yıkarsın. Ne kadar var? 50 metre ancak var. Ya. Düştüm yani. Hem de kalkmak da istemedim. Amcamın evine gittim. Ziyaret ettim. Amcam yoktu. Yengem vardı. Yaşlı. Ondan sonra çek yatağa düştüm. Ya dedi, hiç ben seni böyle görmemiştim ya. Dedim ki yenge çok hastayım böyle. Kalkamıyorum. Ondan sonra ne dedi biliyor musun? Hiç aklımda çıkmadı. Ya diyor, sen bir şekilde düzeleceksin. Ama ben hiç düzelmeyeceğim. Tam bir çare. Ondan sonra büyük, o kadar acayip vücudum ateş aldı ki doğruldum. Niye yenge dedim. Yani ben iyi değilim, ben kötüyüm. Vesvese. Vesvese. Sonra başladım anlat. Anlattıkça ben de düzeldim. Ondan sonra. Şudur şudur. Şimdi nasılsın? Çok iyiyim dedi ya. Bak be, sen düzelirsin diyor. Sen diyor vücudun aslında kalkarsın. Ama ben hiç kalkamam. Hiç kalkamam. O kadar ağrıma gitti ki. Ben böyle düzelmem dedi. Düzelemem ben. Beyin vesvese. Hayır diyeceksin. Beyin mi vesvese mi? Alametimiz neydi? Bir tanesi itikat mı, düşünce midir? Bir tanesi fiil midir? Fiille musallat olmuş, şeytandır. İmanım yok, abdestim yok diyorsa vehim değil bu. Vesvesedir. Abdestim var mı yok mu? Vehim mi vesvese mi? Eylem değil abdest, vesvese bu. Eylemin kökeni vesvese. Ondan sonra ilimle onu tartıda vehim. Hakikat gelir uçurur, hakikat. Vehim neydi? Olmayan düşünceyi var eder. Fikir ya. Fikir. Eylemle uğraşmaz beyiz. Mesela ben iyi değil. Vesvese mi benim? Vehim. Ben düzelmem. Vesvese mi benim? Fiil değil ki bu. Mesela sen doktor, kapına gelenler. %80'i vehim. Yani eylemden gelmiyor ki. Doktor benim abdestim var mı yok mu diyor mu? Yok. Yok, hoca gider. Ondan sonra ne diyor? Ha vehim de vesveseden gelen var. Şu ilaç eyleme dayalı bir şeyse ikide bir de çarp. Doktorum bunu iki defa demiştin değil mi? Yemekten önce mi sonra? Eylem. Eylem iki defa soruluyorsa vesvese. Ama ben iyi değilim. Düşünce üzerine kurgulanmışsa vehimdir. Eylemle alakası olmayan vehimdir. Eylemse vesvesedir. Tamam. O kadar şey. Hasan abi şey diyor ki, sizi dinlendirmek için konuşuyorum ben. İşte Harun diyor ki, şimdi biraz da herhalde doktor az önce söyledi ya, tahayyülle tasavvurun izdivacından ortaya gelen bir velet midir taakkul diye. Şimdi diyor ki, burada tahayyül ve taakkulden bahsediyor diyor ama bir meyusiyetten bahsediyor diyor. Tahayyülle taakkulün ilişkisinde ortaya çıkan bir meyusiyetten bahsediyor. Meyus olana da diyor, kim koşardı diyor yardımına? Hızır koşardı değil mi? Tasavvurdan bahsetmiyor. Yani baba olan aileyi koruma alıyor, tasavvur diyor, alemi manaya bakıyor diyor. O da Hızır Aleyhisselam'dır diyor.
Tasavvur diyor bunu belki de kurtarıyor diyor. Hangi sezir? Tasavvur. Tasavvur. İki mertebe yıkayan. Alim mana, alim mana diyor. Yok. Yani ama bunu diyor. Tasavvurun öyle mesajın vasfı... Şey ya, bu, yani zanların hepsi kötü değil ki. Allah'ın zanların bir kısmına sakın... Zanları düzeltiyor zaten evet. Abi yani. Tasavvur çok acayip. İnsanın zenginlik katıyor. Donukluktan çıkarıyor. Tek boyut düşünmüyorsun. Yani bilgi, malumat, zanların cemidir. Ama zan hep şer değil ki. Zan insanı külli yapıyor. Bak cüz'ü külli yapıyor, cüz'ü külli yapar. Abi zaten evamili tekviniye demiştik ya tasavvurda diye sureden. Evamili tekviniye diyoruz ya birden geldi. Birden geldi, birden geldi demek evamili tekviniyeden çıkan demektir bir mana aslında. Yani tasavvur olduğu böyle tescil ediyor sanki. Çok acayip ya. Devam edeyim. Şimdi izah. Tahayyül ile taakkul ile irtibas ediyor. Tahayyülü taakkul ile irtibas ediyor. Bir, madde bir, açık bu. Yani hayale gelen şüpheyi akla gelmiş bir şüphe tevehüm ediyor. Ama ne yapıyor? Tevehüm ediyor. Yani çok tuhaf. Buraya gelen vesveseyi, buraya gelmiş bu karar veriyor. Tevehüm ediyor. Vehim ayrı bir şey olabilir mi? Kuvve-i vahime diyor değil mi? O ha, kuvvedir yani. Yani o tasavvurun içi değil de böyle başka bir yani olabilir mi? Yok yok, içindeki şeydir. Mesela diyelim ki tasavvurun içinde vehim, içinde ya. Zan, bilgi, malumat, şey düşünceler. Yani burada. Mesela hani kuvve-i zan diye bir şey yok ama kuvve-i vahime var diye öyle söylüyor. Var var. Kuvve, yani o seni bloke ediyor. Yani ilmi vücudu değil, kuvve, vahime seni ona dönüştürüyor. Şimdi hayal de kuvve hayal değil. Evet. Hayal var şimdi, hayal bir birim yani, onu demek istiyorum. Kuvve olduğuna değil, kuvvenin güç olduğuna değil, ona dönüşüyorsun, o oluyorsun, öyle hissediyorsun kendini. Burada aklını başına alıyor ya, burada akıl başta değil, tasavvur başta işte. Tasavvurun başta olduğu, yani sistem, dimağ sisteminde tasavvur başta ise, karıştırır. Tahayyülü, taakkül de hangisidir diye. Ama tasavvur başında değil. Taakkül başında değil. Değil. Yani, iman sisteminde şeyde değil. Başta sen değil. De doğru. Taakkül sistemi çalışıyor. Tasavvur başta. Tabii. Şimdi devam edeyim. Burada aslında bakın buradan özür dilerim. Buradan çıkan şu oluyor. Yani aklını başına alın muhatabı. Çünkü geçen haftalarda böyle bir şey yapmıştık, konuşmuştuk. Aklını başına alın muhatabı sanki serbest bölge. Hatta tasavvur oluyor gibi sanki burada da biraz. Doğru, tasavvur işte. Tasavvur oluyor. Tasavvur o tasavvur ki onu tasavvur olduğu için ama hitap ele kim alacak? Bunu reddedip kabul edecek taakkul sistemidir. Taakkule deniliyor ki bu sistem. Ya kardeşim bunu giymişsin, bunu hareket ediyorsun. Sen aklını başına al. Yani bu sistem akıl alettir. Gidiyor, geliyor, küçülüyor, ufalıyor. Yani iman gibi. İman sabit bir şey değil. İman gider, gelir, küçülür, büyür. Tamam mı? Onun için mahlukiyet tarafı bu. Şimdi akıl baştan giderse diyor. Akıl gitti diyor. E kime hitap edecek? Aklını başına al, taakkül ediyor. Kim var peki taakkülün başına geçen? Akılla makamında bunlar çalışıyor şunlar. Tasavvur çalışıyor, düşünce çalışıyor, bilgi, malumatlar çalışıyor. Akıl zannediyorsun. Yani bilgi, zan, malumatlar, vehimler, vehimin hep şer değil ha. Ondan sonra onlar akıl zannediyoruz ya. Adam düşünüyor, akılla yapıyorum diyor. Ona düşünce tasavvurla yapıyorsun. Kıyasana abi, imadima diyoruz da. Acaba aklını başına al, yani taakkül köprüsünü hesaba kat, taakkülden geç. Tahayyül ve tasavvurdasın yani yolun öteki tarafındasın sen, bu tarafa gel. Onu diyor, evet. Onu diyor abi, onu diyor. Şuradasın diyor. Buraya geç diyor. Yani buraya geçmedikçe bu berzahtasın ya, hep kendini burada zannedeceksin. Onun için tasdik çok önemli. Tasdik bizi tereddütten kurtarıyor. Yani mesela akılda mıyım değil miyim? Akılda olan bir şey onaylamışsa insaftır ya akıl. Akıl insaf ne demek? Nısıftan geliyor. Buna da açık. Yani buna da açık. Bir manası. Buna da açık. Buna da açık. Felsefede nısıf Osman. Buna da açık. Buna bir taraftı ya zaten. Ha bir taraf. Aç aç.
Ama buraya geldi mi artık bir taraf değil, taraftır. Bu da taraftır, bu da taraftır. Bitti o. Taraftır. Zaten ilim deniyor. O bitti. O batıl da olur, şey de olur. Nübüvvet. Yani bu acayip bir kavşak. Acayip bir koridor. Ve okudukça baktım enerji, enerji santralı yani. Güç, güç, ruhun bedende, alem-i şehadette iskanı, yaşaması, devamı, hissiyatlar, duyguların, latifelerin, enerji paketlerinin kaynaklandığı, enerji aldıkları yer. Kuvve-i gatabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şey, kuvve-i akliye, bu diman şeyleri. Kuvve-i akliye burada var, gatabiye ve şerefiye bir tarafında var mıdır? Ama ben daha şimdi görmedim de. Onlar artık... Onların da tarih tasavvur olmasın bir tarafta? Bilmiyorum yani. Heba vardı. Ondan sonra kuvve akliye diman, diman enetik santralı. O üç kuvvetin birisi diman bir mertebesi olarak sarık var. Diğerlerinde diman enetik santralı burası. Tasavvur olmaz. Öyle öyle zaten. Öyle olur ki şeyviye kadar. Hangi yani? Mesela biraz şu geliyor. Şehveti bu. Şehvetin bu, daha önce konuşmuştuk galiba. Konuşmuş, unuttum yani. Konuşmuştuk zaten. Evet, tahayyül, kuvve-i şehviye burada oluyor. Tabii gadaviye de burada oluyor, düşünceyle oluyor. Mesela araba böyle yaptı, şöyle yaptı, paramı aldı falan. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye. Öyleydi galiba. Sana bir şey daha diyeyim mi? Biz şimdi bilgisayar sisteminde hackerlar sisteme girdikten sonra yani tahayyülde bir şekilde giriş yaptıktan sonra itikat elbisesiyle çalışıyorlar. Yani çalışan itikat seviyesindeki bir prosese yani izin verilmiş bir uygulamaya o elbiseyi giymiş bir uygulamaya üzerine biniyor. Onun üzerinden çalıştırıyor kendini. Yani şey normalde sistem algılar yani bu burada olmaz diyor ama o şeyin itikat seviyesinde olan yani o çalışan sistemde yönetici hakkına sahip olan uygulamanın içine kendini enjekte ediyor. Hmm. Anladım biraz. Sistem bilmediğim için. Nerede yani elbiseye girip itikatta olduğu işlem yapıyor yani. Yani elbiseyi giymiş kandırma orada değil ama orada gibi gösteriyor. Yani ondan elbisesi giyiyor artık. Tamam işlem yapabiliyor ama. Asker ama 15. sözdeki gibi generalın, maraşalın şeyini giyiyor. Yapabiliyor, yapıyor. Yani hackerların bilgisayarlar sisteme sızıp içinde işlem yapmak böyle oluyor. Bir de hani iki denizin birleştiği yerde buluyor ya Hızır'ı. Hani tahakkül de berzah oluyor. Hazreti Musa da iki denizin birleştiği yerde diyor. Bu da berzah, orada diyor bul diyor. Hatta balık kaybolunca diyor, balık kaybolduğu zaman diyor, onu göreceksin diyor. Yani balık da bu tevai nefis olarak geçiyor. Balık kaybolduğu zaman buluyor Hazreti Hızır'ı. Hazreti Musa. Doğru. Çok doğru. Çok antikal bir şey söyledi. Şimdi dur söyle. Çok antikal bir şey. Bir de bakayım yavaş yavaş bak. Yani şimdi hani diyor iki denizin birleştiği yerde Hazreti Musa'ya ayette diyor ki iki denizin birleştiği yerde bulacaksın Hazreti Hızır diyor. Ve balık kaybolduğu zaman bulacaksın diyor. Tahakkül de berzah oluyor. İki denizin birleştiği yer tahakkül oluyor. Balık da Risanur'da kut hevai nefis diyor ya. Balık evet, kaybolduğu balık. Zaman Hazreti Musa'nın ona şey yap, kaybolduğu zaman Hazreti Hızır orada buluyor. Balık antika bir şey bir bağlantı yaptı. Balık hevai nefis ya. Hı-hı. Onun balığı bizim hevai nefsimizdir. Musa Aleyhisselam diyor balık kaybolacak diyor Harun Aleyhisselam. Unutuyorlar ama ilk önce bir gidiyorlar sonra nerede yani. Diyor ne oldu diyor balık o dirilmişti de ben unuttum sana söylemeyi diyor. Dirilmişti. Diyor. Sonra geri dönüyor. Peki o balıkla bak ondan sonra buluyorlar. Neyi buluyorlar? Hızır'ı. Hakkını. O zaman bu balık hevai nefisi terk edecek. Burada tahayyüle hayali, taakkule aklı koyup izah ediyor. Ne yapıyor? Görüyor musun? Tahayyüle hayali koyuyor. Taakkule de aklı koyup izah ediyor. Çok acayip. Yani akıl cihazını taakkul, hayal cihazını da tahayyül yapıyor, kullanıyor. Hayal cihazmış. Onu tahayyül o cihazı kullanıyor. Akıl cihazmış, onu taakkul kullanıyor. Allah Allah. Devam ediyoruz. İyi misiniz?
Çok iyi hocam. İyisiniz değil mi? Yani iyi olmaya başladık. Ha. Yani kötü bir şey. Adapte olamamış. Balık canlanıyor. Balık canlanıyor. Sözler 706. Buldunuz mu defterinizde? Evet. Taassup iltizamdan, imtisal izandan, tasdikten iltizam, taakkulde bir taraf, bir behre tasavvurda. Taakkule bir taraf demiş. Görüyor musunuz? Bak. Taakkul, taakkulde bir taraf. Taakkul. Taraf şeyi yok. Nisıftan geliyor. İnsaf. Bunu da onun için koyuyorum. Dersten mi yazmış bu? İkinci arada taakkul toplaması yaptınız. Onunla gidiyoruz. Evet. Akıl evet. Değil şu anda. Şu anda. Akılda değiliz daha. Taakkul yapıyoruz. Yok akıl değil. Aklı. 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 Ondan sonra dur. Taakkul. Taakkul yapmışım. Taakkul yapmışım. Akıl yok daha. Akla göre düşünüyoruz da aslında. Evet, değil değil. Sistem bu. Çok güzel uyardın. İyi, teşekkür ederim. Çok güzel. Üç tane şey var konumuz. Taakkul, akıl, sonra akıl gelecek. Sistem bu. Hasan abi burada şimdi bir mültebise diyor. Aşağıdan yukarı gidiyor. Tahayyülden yukarı. Ama sonra halletlerini şey yaparken itikattan geri doğru başlıyor. Salavetten geri doğru gidiyor. Şimdi konumuz değil gerçekten. Çok ilginç, ilginç. İltizam yukarıdan ortaya giriyor. İzan, iltizam. Sonra değiştiriyor yerini. Taakkul, tasavvuf. Bir taakkul yeri değişiyor. Farkında mısınız? Yani yukarıdan aşağıya sıra. Mesela bak yukarıdan iniyorum. İltizam. İzan. Tasdik. Tasdik bu, ha bu tarafa da, tasdik de bu tarafta. Taakul. Yani taakul altında tetasol, neyse. Ben yani, bu acayip bir şey yani, bu nasıl bilmiyorum. Düşünmedim çünkü. Hutbe-i Şamiye 26. Neden taakul etmiyorlar, divaneliğe düşerler? Osman gelir aklım oraya kaydı. Kuvve-i Şeviye tahayyülde, evet. Kuvve-i Gadabiye tasavvurda, Kuvve-i Akli taakulde, tamam. Hani bunu şapınca geldi gene. Hutbe-i Şamiye'de o kullanıyordu onu. Neden taakul etmiyorlar, divaneliğe düşerler? Divane, akıl devre dışı olarak deli derler. Aklı başında olmayana derler. Akleden taakul. Akledin. Niye akletmiyorsunuz? Yani. Az önce tasavvur dediniz. Aklı başına al diye tasavvur demiş. Yok yok. Yani... Şimdi Kur'an hitap ediyor, aklını başına al. Yani, hitap kime dedik? Tasavvur dedik. Hayır, taakkul dedir. Ama kullandığı akıl zannettiği nedir? Tasavvurdur. Ha. Kafasında olan tasavvurdur. Ha. Tasavvurdaki kişiye söylüyor. Söylüyor. Ama bunu akıl gibi giymiş. Bunun söylediği gibi. Son anladın. Libası giymiş ama o adam değil. Elbiseyi giymiş. Asker ama genel kurmay elbisesi giymiş. Larında yaşayan serbest bölgesindeki adam aslında kendini akıllı zannediyor. Akıllı zannediyor. Akıl ediyor. Zeki var. Çok akıllı. Çok akıllı zannediyor. Zeki. O dahi. Ama aslında hiç daha akılda değil yani. Hiç burada. Tasavvur. Bunu giymiş bu. Ondan sonra akıllı. Takıllı deniliyor ki kardeşim bırak onu. Aklı giy. Aklın başına al. Akıllı ol. Akıllı ol. Çok acayip ya. Çok garip ya. Yani neye hayret ediyorum biliyor musun? Ya hepsi bende mi ya bunlar? Hep bende bu işliyor mu devamlı? Tık 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 devamlı an be an. Hani böyle koyduk diye. Bu böyle burada böyle böyle elektronik şey değil. Hepsi bir anda oluyor ya. Onun için ey diyor hani var ya. Ya mukalibel kulum. Kalpler ikide bir değişiyor. Ya Rabbi değişken bir kalp. Ya sana sabit kıl. Üst seviyede taakkulün üstünde her şey sırayla oluyor ama aşağıda zaman ve mekandan çıkıyorsun cismaniyeti bıraktığın için orada kalp ve ruhun derece hayatı da hepsi her anda... Biz buraya hakim olmaya teklif edilmiş. O kısacası bunlar oluyor zaten. Onlar her zaman... Buraya, bununla uğraşıyoruz. Derdimiz La ilahe illallah. La ilahe bırakın. İllallah. Bütün derdimiz bu. Yani bunu tekrar ede ede veya konuşa konuşa su... Yumuşaktır, kaya serttir ama vura 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 şekillendiriyor ya. Garip bir
Garip bir sistem. Ya bende mi oluyor? Et ve kemik. Doktorun ikilini zaten kesmişlerdir. İki doktor. Çok ulan bu anlattığımız o kestiğiniz etin de yok ya. Eletik ocağında. Eletik ocağı ama eletik yok ki orada. Buzdolabında. Yani buzdolabına bak, eletiğe bak. Eletik ocağına bak. Yani kafayda o gri bir şey var. Akıl bu diyoruz falan. O nasıl oluyor falan. Yani bu akıl acayip bir şey. Gidiyormuş. Ya sabit de değil ha, adam monta edilmemiş. Geliyor, ufalıyor, büyüyor, yok oluyor, yok yani. Aklını başına al diyor, bu adama diyor, taakkul sisteme diyor ki, sen diyor tasavvurunu akıl zannettin diyor, yapma, bu akıl değil diyor. yani diyor, usta diyor ki, bizar oldum diyor, bir böyle aşağı yukarı çıkmaya. Yani sistemi tanıdın mı? Bu sen ne oluyor biliyor musun? Farkında değiliz ama farkındasınız. Hem değilsiniz hem değilsiniz, hem iyisiniz. Ahiret o kadar uzak görmüyorsun. Çok yakın, çok da ülfette ülfet olduğu zaman dünya ve ahiret kopukluk oluyor. Kopukluğun adı da korkudur. Ünsiyet oluyor bizde. Yani ona alışma, ondan sevk etme. Harun demişti ki, bir yerde demişti herhalde. Gafur'un Tılsım Dershanesi'nde mi? Ya aslında hayatın en berbatını, en suretini burada yaşıyoruz da, ölmüş yani hayatın en ölmüşü, bu dünya hayatı. Esas hayata geçmeyi ölü zannediyoruz. Öyle bir tuhaf. Bunun sebebi, buraya ülfet etmişiz. Ahirete ünsiyet edersek, ünsiyet, yani orası burası tatlı geliyor ya. Tevafuk etti de abi, söyleyeyim, bu taakkülü düşünüyordum, bu Hızır Aleyhisselam'ı düşünüyordum tasavvurda. Hani çocuğu öldürdü ya, diyor bunu öldürmek derken, bunu öldürelim ki bu çocuk dünyaya gelsin. Ya zaten bu öldürelim, yenisi çıksın diyor. Bu zaten ölü diyor. Bu çocuk sayesinde diyor, annesi babası diyor onun şey olacaktı diyor, günahkar olacaktı diyor. Allah Teala dedi ki o şey olsun, o annesi babası istikamette gitsin diye. O çocuğu, o veledi öldürüyorlar. Doktor abi senin dediğin gibi. Ölüyor zaten. Hutbe-i Şamiye 26. Neden taakul etmiyorlar, divaneliğe düşerler? Divane akıl devre dişi olursa, dişi olarak deli, aklı başında olmayana, akleden taakul, aklını kullanan kim kullanacak? El cevap taakul. Sözler 8. Besmele'nin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Sönük aklıma göründü. Benim aklıma diyen bu makamda kim? Taakkul. Bu ene mevzusu değil diye parantez açmışız. Ya ene yok burada. Yok. Hep öyle ene gibi geliyor. Değil. Benim aklım diyen ene değil, bu aklım, düşüncem. Bu ele daha enfusi, bu zahir. Sözler 10. Ey insan, aklını başına al. Aklını taakkul başına alacak. Aradakini atladınız mı yoksa ben mi kaçırdım? Sen kaçırdın. 8 okudum. Okudum. Ben yukarıya söyle zannettim. Aklını taakkul başına alacak. Bu nedir ya? Dek mi? Acaba demek mi yazacaktınız? Deme akıl gidiyor gelen. Akıl gidip gelen. Ha demek olacak. Demek. O kadar acayip dalmışım ki ne yazdım benim. Demek akıl gidip gelen, hani orada da söyledim. Gidip gelen, falan büyüyen, var olup kaybolan ve kullanılandır. Ey insan, aklını başına al. Sözler 21. Öyle gidiyoruz ki çok şeyimiz var. Yolumuz çok. Ben bu durumda olsaydım doktora giderdim. Benim aklım gidiyor mu acaba diye ayıla çalışıyorum. Çok güzel bir şey söyledi. Çok güzel. Yani şey ya, bunlar çok manacat eden var. Ya benim aklım gidecek diye korkuyorum falan. Tamam mı? Sen öyle söylüyorsun. Onlar da öyle sandılar. Şey. Aynen. İkili aklım gidiyor. Evet evet. Onun için heyecanlandım. Ta kendisi diyor ki aklım gideceğinden korkuyorum. Aklın gideceğinden korkan kim? Tam akıl gelmiş işte. Ya akıl, yani senin akıl değil ki, o korkan tasavvur.
O tasavvurdasın o, aşağıdasın. Akıl bir alettir. Alet bozulursa, alet bozuksa zaten onları biliyorsunuz. 46 rapor verip hastanede yatırılıyor. Çok fazla halk arasında da deli deniyor. Ama akıl aleti var ve bozuk değil. Kullanımda hata varsa, yani kişi onu doğru kullanamıyorsa, onda divane diyor Üstad Hazretleri. Yani önemli olan, yani aklımı kullanamamaktan korkmam lazım yani. Ben aklım zaten alet var. Aklım yani gider mi diye korkma demek ki tasavvurdur. Sözler 21. Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Namaz var ya. Sözler 26. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Aklına fikir veriliyormuş. Akıl namazı nasıl rahat ediyorsun abi? Akıl nasıl rahat ediyor? Bir şey yazmamışız. Çünkü niçin yazmamışız biliyor musun? Böyle bir şey gördüğünüz zaman hiçbir şey. Yani bu herkesçe bedi değil. Herkesin mutlaka bu konuda şeyi var, muayyenleşmesi mesela. Halbuki namazda, herkesin namazında ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı var. Bu yaşandığı için. Teslimiyette mi? Yani herkes mesela abi ben burada ve ma bi nimeti rabbike ve ma bi nimeti rabbike fadis. Yani Allah'ın nimetlerini şükür için tadar. Valla Allah biliyor ya, namazdan çok zevk alıyorum mesela. Çok değil miyim de lezzet alıyorum. Rahat diyorum. Ama nasıl anlatayım? Ruh ve kalbe mensup tutuyor. Akıl konusunun sahibi de şu yani. Ben kopuyorum biraz. Çözemediğim problem gelip namazda çözülüyor ya o yüzden. Evet mesela şu. Ben de mesela aklı böyle meşgul olduğum şeyler var ya, masamda kalkıyorum veya çözümüm. Yani onlardan sıyrılıyorum mesela namazda çoğu zaman. Çok onun için rahat edeyim. Böyle namazda evet, şöyle bakıyorum, o aklı bağlar var ya, bağ. Akıl bağdır. Aklın niye rahatı var? Bir sürü bağı var. Akıl ikaldır, okuldan geliyor. O bağ kopuyor. Bağları kopartınca akıl... Bilgisayarda misal verelim sen sana. Bir sürü dosya açık. Zorlanıyor, kullanmıyorsun ama dosyalar açık ama sen görmüyorsun ama aşağıda adeti bunun altında duruyor. Ve işlemler devam ediyor. Devam ediyor. Kapattığın zaman rahatlıyor da. Yani akıl ikaldan geliyor. Onun için namazda namaz olmalı. Mesela namazda o kadar kopuyorsun ki o şeylerden. Ondan koptum, bundan koptum, bundan. Of be diyorsun ya. Hele devlet dairesini koşturduk hastanede. Bir işte ezan vakti gelip bir mescide gittin mi, ne kadar rahatlıyorsun ya. O kadar rahatlıyorsun ki. Hep devlet dairesindeyiz ben. Siz amir makamında olduğunuz için sizde şey yok. Hasan abi, akıl değil mi? Akıl. Akıl değil. Akıl. Mahluk mudur? Akıl mahluktur. Akıl değil. Akıl. Şimdi şöyle. Geniş zamanda kullanılan bir şeyde muayene olunca akıl oluyor. Geniş zaman kullandığı zaman akıl oluyor. Akletmezler. Geniş. Muzari yani. Ondan sonra çalışması içini anlatıyor. Akıl. Alettir. Akıl alettir. O içindeki yapıdır ve çalışma şeklidir. İman mahluk mudur abi? İman, sana şöyle diyeyim. Gidip gelir mi? İman. Büyür, küçülür mü? Yok olup var olur mu? Evet, evet. Vacip olan bir şey gidip gelmez, büyüyüp küçülmez. Mahluk olan büyür, küçülür. Ha, imanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var mı? Evet. Mahiyeti mahluk değil. Hakikati da mahluk değil. Kanuniyeti insanda, imanın sureti eylemdedir. İmanın sureti oruç, namaz, eylemde, helal haramlarında, adab edeplerinde, yani eylemdedir. İmanın sureti insanın iç alemindedir. Hakikati ise Esma-i İlahi'ye dayanır. Hasan abi, şu 29. sözde var ya, abi, şu remez-i nüktenin sırrı şudur ki diye. Yani burada o kadar güzel, sanki burayı anlatmış abi ya. Yani ince remizli nükteyi bu dimağdaki mertebeyi bilmesin için nasıl çözeceksin? Evet abi. Ama direkt burayı anlatmış. Hatta bir dersim var benim, şey var herhalde, bu görüntülü yok. İnsan imtihan için yaratılmış, sözü
beni dedim, hatırlıyorsun böyle bir kaydım var. Beni tatmin etmiyor bu söz. İmtihan. Yani ama 29 yılında ne güzel söylüyor. İmtihanda daireleri götürüyor. İstidadın kabiliyete. Sonra evet. Birileri götürüyor. Bir kuvvenin bir fiile dönüşmesi. Evet. Acayip bir şey ya. İmtihan halk arasında söylenen söz. Daireleri götürüyor. İstidadın kabiliyete dönüşmesi. Hatırladınız değil mi onu? Yani bunların çok... olması için abi zıtları hikmetle birbirine mescetti diyor abi. Yani tahayyülle tasavvuru oluşturarak yani zıtları burada bir araya getiriyor. Yani bütün sırrı teklif burası abi ya. Sırrı teklif, taakkul tabi ya sırrı teklif. Allah'ım. Akıl, birinci dersin başında işte konuştu köpeği de. Ben şimdi geldim. Evet. Gel. Şimdi, evet. Orada tahakkuk ediyor. Yani acayip bir şey ya. Onun beni o kadar böyle sarhoş gibi etmiş yani. Çünkü yoğun çalışan ve ne kadar o var ikindiye bakımı. Tamam. Şu sayfayı bitirsek tamam mı? Olur abi. Tamam. Şurayı bitirelim çünkü burayı geçmeden bakayım ne var. Ne yoğunluklar var, ne yoğunluklar var. Allah'a emanetler. Şimdi bak hiçbir şey yapmadan bak şey doktorum. Şu, sözler 11. Görüyor musun bak? Alt alta diziyorsun, son cümle bunların sanki cemi. Bununla da dikkati çekiyorum. Yeşil, şey, mavi benim şeyim. Görüyor musun? Bak o sıfatları, son cümle bunların cemi. Mesela bak bir de böyle. 26 sözler. Hiç dokunmuyorsun. Bak, biri söylüyor hüküm. İkinci hüküm cümlesinde 3 sıfat var. 3 sıfatın ceminde bir sıfat var. Bir sıfatı da 4 tane tanımla tanımlıyor. Çok böyle dizmek. Bunu söylüyor zaten. Şöyle şöyle yapın, böyle böyle yapın diye. Şimdi neyse şeyi okuyayım. Şu sayfayı okuyayım tamam. Sözler 27. Oo şeye geldik. Fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için. Bu çok önemli biliyor musunuz? Akla tecavüz ediliyor. Yani tecavüz ile bedene değil yani. Çok acayip bir şey. Ona gelecek arkadaşlar ile. Taciz eden. He? Edilen değil eden. Fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için. Akıl taciz ediyor. Eden. Edilen akıl, değil. Adam ediyor. Bak. Ediyor. Evet. Tamam, doğru. Fasık adam edilen aklın değil. İzaç ve tacizinden kurtulmak için. Galibe ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar kişi. Akıl bazen izaç ediyor. Yani rahatsız etme. Ama fası. Ondan sonra evet, bunaltma yerinden koparıp ayırmakmış. Tacizinden bu başka bu manada taciz ve izaçı başka bir eserde herhalde şurada geçiyor ama orada çok tafsilatlı izah yaptım. Nasıl tecavüz ediliyor? Tacizinden huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkma, aciz etme. Demek akıl sistemi doğruya verilen malzemelere göre çalışıyor. İnsan yanlış yaşadı mı akıl izaç ve taciz ediyormuş. İnsan yanlış yaşadı mı yanlış yaşamasından oluyormuş insan. Bu çok iyi bir şey aslında. He? İyi bir şey. İyi bir şey. Çünkü itikadına göre yaşamayınca akıl rahatsız ediyor, taciz ediyor. Müdahalede bulunuyor. Şey gibi arabadaki uyarı ışığı gibi hani. Şimdi sen arabada vitesi kaldır küldür değiştirdin. Oradan balata diyor ki şeyde ısınma var balata işte. Evet evet uyarı yapıyor. Uyarı veriyor taciz. Evet evet. Orada sistemde evet. Bir yanlış çalışma var. Yok yani. Evet yani fasık adam yanlış yaşıyor. Akıl onu izah ediyor, taciz ediyor. Bu olduğu için o tadil, tecavüz bir kelime nerede olduysa o biz çok acayiptir. Akle tecavüze uğruyoruz, kalbe tecavüze uğruyoruz, ruha tecavüze uğruyoruz. Onu bir yerde yazdım da akle tecavüze uğrarsak itikadımız bozuluyor. Dönüyorlar. Bir çarşamba dersinde yapmıştık onu. Evet. Kalben şey olursa imanımız gidiyor. Taci şey yapılınca. Onu keşke değil mi bir yerde bir çarşamba dersinde mi yapmıştık abi? Onu nasıl bulacağız işte onu bulsak. Yani akıl tecavüze uğraması, bedenin tecavüze uğraması o kadar mühim değil ki. Akıl tecavüze uğruyor. Kalp tecavüze uğruyor. Ruh tecavüze uğruyor.
kalp diyor tecavüze uğrarsa imanı gidiyor. Dima, kafa, akıl tecavüze uğrarsa itikadı gidiyor. Ruh tecavüze uğrarsa ne gidiyor diyor. Onu unuttum şu anda da. Buna bir bakayım. Nasıl bir tespit bu? Burada şey şu, başlangıç adam fasık. Ha, bu o değil. Bu değil. Ha, bu değil. Fasık adam, fasıklığının neticesi akıl taciz ediyor. Evet. Aslında fasıklık durumuna akıl sistemi devreye girip onu uyaracak şekilde şey veriyor. Sinyal veriyor. Sinyal veriyor. O da onu kapatmak için ampulün üstünü kapatıyor. Taciz yani, zannediyor. Şey, uyarı ışığını kapatıyor. Neyle? Galiben sarhoşluğa eğlenceye kaçıyor. Hı. Aslında yapacağı iş ne? Günahları terk yani etmek. O fasıklığı düzeltmesi lazım. Akıl çok onu uyarıyor. Evet, evet. O onu gösteriyor. Maliki hakikisini satmakta diyor. Mesela. Aynen. Oradan altıdan girersek. Altıncı söz böyle. Altıncı söz deyince bu hatırı geliyor. Allah da geliyor gerçekten. Şey, her kapı, her yol Mekke'ye çıkar, altıya çıkar bunda. O zaman altıncı söz. Tahakkül, yani bir taraflık demek, bir taraflık demek. Tarafsız olarak dinlemek demek değil de adaleti en düzgün şekilde uygulamak demek midir acaba? Adalet neydi? Yani bir tahakkül bir taraf değil mi? Bir taraf ama bir taraflığın... Ama taciz ediyor. Mesela olmadığında bir taraf hani bak aklın yönetiyor. Bir taraf hani aklı artık bu derste olanlar akıl şey adaleti şöyle yapacak artık. Bir taraf demek doğruyu söylemek, telkin etmek. Kuvve-i akdenin vasatı, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviyenin vasatının toplamını adalet diyeceğiz artık. Bir de şeyde. Kuvve-i şeviyenin vasatı neydi? Şecaat. Kuvve-i iffet. Evet, iffet. Kuvve-i gadabiye, şecaat. Kuvve-i akliye, hikmet. O zaman iffet, şecaat, hikmetin ceminden adalet olur. Evet. Şu tarafa bak. Hiçbir yerde gözükemez ya. Ben bunu işte anne yazmıştım. Sözler 32. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, bir yaşında çocuğun aklı bulunsa, demek akıl gidiyor, geliyor. Bak demek akıl gidiyor, geliyordan farklı olarak yaşa göre de var olup ve yok oluyormuş. Yani akıl büyük adamda da gidiyor, geliyor falan yapıyor. Ama yaşa göre de akıl gene değişkenliği yaşıyor. Peki bizim akıl dediğimiz akıl sinir buluda mı oluyor? Ya da sinir üçte mi oluyor? Maat o zaman oluyor. Aklı maaş ondan önce var. Yani garizi bir antık. Yani dünyevi şeylerini o Allah o aklı şey yapmış ama zekavette değil, aklı var. Ama bizim bildiğimiz o aklı, haklı, hakka muhatap olacak, teklifi yüklenecek seviyeye gelmesi bulu çağında oluyor. Burada bir yaşında çocuğun aklı yani olsa diyor, o zaman aklı yok o bir yaşında çocuğun. Yok. Hatta imamlar der ki, 7 yaşına kadar mesela boşansalar karı koca, 7 yaşına kadar çocuk annede olur. 7 yaşına kadar temiz olmuyor. Yani fuşudur, bu budur, iş yapamıyor. Namaz ondan sonra emrediliyor ya çocuklara. Yani 7 yaşında temiz etme şey oluyor. 3,5 yaşına kadar çocuk canlı ve cansız bilmiyor. Oyuncağını, bebeğini canlı zanneder. Onun için çağırır böyle. Gelmese onu kırar. Niye kırıyor? Çağırdım niye gelmedi? Canlı ve cansız diye kavramı yok. Dişi erkek şey kavramı bilmez 3,5'a kadar. 7 yaşına kadar akıl şey yapmaz. Onun için alışveriş yaptırılmaz. Alışveriş yaptırılmaz çocuğa. Çünkü aklı melekesi yok. Meleke. Melekedir bu tasarım. Dolayısıyla 7 yaşında kısmı geliyor ama teklifi yüklenecek bulu çağıdır. O zamana kadar rüşt çağı değil. Yani. Sözler 32. Neticesi ve meyvesi ve faidesi. Bak neticesi, meyvesi, faidesi ne kadar çok mühim, ne büyük olduğunu aklın varsa bozulmamış isen anlarsın. Aklın varsa diyor, bozulmamış ise diyor, bunu taakul anlıyor. Bunu taakul anlıyor. Biraz da gideyim. Sayfa demiştik. Sözler 35. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryadu figan ettikleri halde. Bunu da yazmadım.
Çünkü içsel alem olduğu için biraz önce halbuki namazda ruhun ve kalbin aklın büyük rahatı var konuştuk. Çünkü içsel yaşanan bir dünyadır. Unutmadan bunu da geçmeyeyim dedim. Şimdi bunun aklı ve ruhu ve aklı bak. Kalbi, ruhu ve aklı. Üçü. Kalp, ruh ve aklı. Şu elin vaziyetten gizli feryadı figan ettikleri halde. Bak. Sözler 35'te. Bu iç alemimizde bu var. Sözler 54. Sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Öyle. Şuraya bakıyor. Hezeyan, saçma sapan konuşan. Kim tasdik ediyor? Takulu var bunun. Takul. Öte bizim bildiğimiz tasdik değil o. Bak, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Sözler... İşte aslında bu iç alem dedim ya, mesela tahayyül iffet, Hazreti Meryem, tasavvur Hazreti Musa, tahakkül de Hazreti Hızır olabilir. Bir de söyle, tahayyül... Hazreti Meryem, tasavvur Hazreti Musa, şecaat, tahakkül de Hazreti Hızır mesela. Veya da Hazreti İsa, başka bir şey. Hani celaletli bir zat diyor ya Hazreti Musa için. Ha, tahayyül meylem olur. Olur. Çünkü hayalde tabii o elbise giydiren. Ondan sonra tahayyül meylem yerine İdris. Peygamber değil o Meryem. O zaman karşısına şey koy. İdris koy, tahayyül, tamam. Tasavvur, hangi peygamber? Hazreti Musa. Zahir şeriatçıdır. Şecaatlı bir de. Yani celaletli bir zat diyor. Gazap dedi ki şecaat. Kuvve-i Gadeviye. Kuvve-i Gadeviye. Musa. Tamam. Kuvve-i Şeheviye tahayyül ise o tahayyül ise tahayyül şey. İffet deyince daha çok. İffet. İffet. Meryem. Ha, iffet deyince tahayyül. Tahayyülün vasatı iffettir. Tamam, uyar o. Gazap, hani celaletli bir zat. Şimdi şey dedi ya Musa, tasavvur neydi? Kuvve-i Gadabiye. Kuvve-i Şeviye, Kuvve-i Akbiye. O zaman he? Cebrail Aleyhisselam diyeceksin hocam. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelmeden niye onu diyorsun? Akıl hikmet. Hikmet. Ondan sonra hikmet eyli kim? Daniel Aleyhisselam. Daniel. Hikmeti, Daniel hikmeti Cevşen'de okuyoruz ya. Daniel hikmeti, bir bakın hikmet peygamberi. O Cevşen'de hangi peygamberin sıfatıdır hikmet? Daniel. Daniel galiba öyle. Daniel hikmeti, bilmem hangi şey, bütün peygamberin sıfatını çıkarıyor. Şimdi Sözler 55, işte görüyorsun ki hiç saat, her saat senin aklın kabul etmediği o teptil diyor, öyle mi? Teptil diyar. O teptil diyar gibi çok inkılaplar. Hep böyle ortadan almışız ya. Çünkü çok olduğu için. Akıl verdiğin malzemelerinle ölçüp biçiyor ve doğru ve yanlış o zaman diyor. Akıl verdiğin malzemelerle ölçüyor, biçiyor, sisteminden geçiriyor, onaylıyor, akıl oluyor. Sonra onu tasdike atıyor. Tasdik de latife-i insaniye oradan anlaşıyor. Ondan sonra tasdik ilme dönüştürüyorlar. Sözler 65 ve aklı meşhur bir alete ve diyor, akıl aletmiş. Ondan sonra kısa olduğu için ben bu sayfayı başka bir vakti bırakmadım. Sözler 27, mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meşhur ve muzic ve muaciz bir alet olur. Akıl bir aletmiş demek. Akıl meşhur bir alet. Allah Allah. Meşhum neydi? Meşhum neymiş? Diyor lugatta ama. Uğursuz. Yani meşhum nedir? Bak bakalım neymiş? Ama öyle söylendiği zaman da kaybolup gidiyor. Meşhum neymiş? Mesela bu kadar meşhum, muzic. Altıncı sözde soralım sahibine. Altıncı söz müdür? 20'si. Kaçta bu? He? Altıncı söz. Tamam, niye söylemiş? Altı, buraya bir şey demek diyelim. Meşhur, muzic. Yok, Gafur abiye biraz önce göndermiştim.
Tamam, bize de gönder. Şey, oh, mesela neymiş? Akıl bir alettir diyor. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefes hesabına çalıştırsan öyle meşhum ve muzic ve muacciz bir alet olur ki. Meşhum. Ne demek meşhum? Yerimi de açtım. İlle lügatla münasır kalmasın ha böyle. Ama lügat şöyle demek. Çünkü çok kötü, antika bir şey de onun için. Kötü, uğursuz, bedbaht diyor. Yani adam ne diyor, ben hep böyle dese ki hep beni bulur. Ha. Yani onun için istedi böyle. Yani uğursuz, uğursuzluk beni bulur, hep beni bulur, hep başıma bir... Ha, gitmez, hep ben... Ha, bu işte. Peki, ye ise daha gitmedi. O mesela akıl alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayan bir insan Allah nazarıyla bakmadığı zaman bu meşhum işte, yani beni bulur. Hep benim başıma gelir zaten. Benim işlerim böyle hep ters gider. Onu da meşhumsun. Her daim değilsin. Bu halet de hep devamlı oynaktır. Hiçbir sabitiyeti yok. Yani bayağı şey çıkar. Şöyle hemen aklıma geliyor. Böyle aklın menfi tarafı, müsbet tarafı gibi diye. Mesela elem şeyi vasıtası dediniz. Evet. İşte meşhum, müzik, tacizci, işte bir sürü şey çıkıyor. Çıkıyor. Yani olumsuz tarafında da çok şey çıkıyor. Çok çıkıyor. Yani olumlu da yazsak şöyle, böyle güzel bir şey olur. Çok acayip bir şey, şekil oluyor. Şey hani. Evet. Hasan abi aşağıda diyor ki, işte ey akıl dikkat et, meşhum bir alet nerede, kainatın anahtarı nerede? Meşhum bir alet diyor. Hani akıl alet demişti ya, evet. Bıçak gibi, adam da öldürüyorsun, ekmek de kesiyorsun. Evet. Yani çok önemli olduğu için durdum, biliyor musun bu şeyi? Evet. Yani hep beni buldu. Benim zaten. Benim işlerim için zaten ne zaman gitti ki? Benim işlerim hep ters gidiyor. Hiçbir şey ters gitmez. Yani işlerim hep ters gidiyor. Dedim ya, bir de güneş doğudan battı. Öyle mi oldu? Doğdu da aynı yerde doğuyor. Ne ters var ki kainatta? Acele ettim. Hiç olmadı ki işte. Sen abi bir de Mürşid-i Rabbani derecesine çıkar diyor ya yukarıda. He. Yok mu? Şey diyor direkt. Akla diyorsun. Evet. Mürşid-i Rabbani derecesi. Derecesine çıkmıyor. Mürşid-i Rabbani. Mürşid-i Rabbani. Akla malzeme veriyoruz da sen böylesin diyorsun. Öyle mi ya? Yeis adama diyorsun ki. Sen niye yeisi ya? O kadar harika sistem var ki. Mesela bir tane söyledi. Ya ben bunu nasıl olacağım? Ya kardeşim senin vücudundaki sihat dedi bir tane. Sırf senin tedbirinle mi ayakta durduğunu zannediyorsun? Senin şuurun, idrakın olmadan vücutta öyle savunma sistemi yok. Hakikaten tabii lan. Sana mı bırakmış lan bu sistemi? Bize kalsa anında gideriz. Bir saniye yaşayamayız. Bir sürü sistem var doktor. Tabii ki yani. Ya bu acayip bir şey. İşte akla da diyorsun ki kardeşim bak sen böyle bir şeysin ha. Profesörüne bıraksak bir saniye yaşayamayız. Ya acayip bir şey ya. Dedim ki bu ameliyatta bunu dedim böyle birbirine denk geliyor dedim o kılcal damarlar nereden bulacak? O kendisi bulur dedi. Ben de ona şaşırıyordum. Hakikaten dikmiyorlar bunlar. Dikiyor. Kılcal damar dikilmez ki. Etin yetirmiş böyle getiriyor, dikiyor veya hatta zımba. Öbürünün sistem kendisi. Her sistem. Ama ne diyor? Allah'a havale ettim. Allah'a havale ettim. Dedim. Şimdi dedim ki ya onu dedi Allah'a havale ettim. Bu Allah'ın dışında mı dedim bu? Ya dedi, tabii ki bu da Allah'ın ama dedi. Dedim izah edemediğimiz tabii. Dedim ki bu et bu eti getirdin, şey yaptın. Bu kılcal damarlar kim? O bulur. Yani demek ki sen onu tek tek ya tek tek onu dedi mümkün mü dedi? Kıldan ince damarlar var dedi kardeş. Onu nasıl neyi denk getireceksin dedi. Ondan sonra onun da bir deliği var da böyle kılcal. Onu ötekisin buraya getireceksin, onu şey yapacaksın. Bunu kendisi yapsın. İşte dedim ki, yani benim öleceğim bilmem ne yapacağım, lan sen ölümü sana mı, senin düşünceni mi bıraktılar? Ben ölüyorum demeyle. Kim ölmüş yani? Hiç kimse. Hatta belki daha fazla yaşıyor. Burada duralım. Peki. Ve ahir devabum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.